Merhaba sevgili dostlar. TV 100 ekranlarında bir Ertan Özyiğit kayıt dışına daha hoş geldiniz. Efendim bu hafta hepinizi ilgilendiren bir konuyu konuşacağız. Ekonomi. Ekonomi nereye gidiyor diye hep soruyorsunuz ve yazıyorsunuz ya. Ekonomi nereye evrilecek bunu konuşacağız efendim. Bu hafta çok değerli bir dostum konuğum. Profesör Doktor Kerem Alkin bizle efendim. Kerem hoş geldin. Çok teşekkür ederim. Çok iyi Antalisi. gözüküyorsun. Çok saatli gözüküyorsun. Kolonya yanında. Aynen öyle. Çifte maske. Çifte e, sosyal, mesafe, sosyal mesafe. Sosyal mesafe. Sayın Bakanımızın hep yaptığı uyarılara uyarak Evet. şey yapıyoruz. Bu COVID-19'a karşı kendimizi koruyoruz. Koruyoruz. Evet. Bu işi 2013 2014'ten beri tezgahlamış. COVID-19 aşısı ile ilgili lisanslama işlemlerine 2013-2014'ten itibaren başlamış olan şu küresel arkadaşlar şu aşıyla ilgili numaralarda dur oluyor ay dur işte bir arkadaş öldü hay Allah biraz durduralım falan filan bunları yapmasınlar eğer 50 60 milyar dolar 100 milyar dolar para kazanacaklarsa bir an önce bu iş başlasın dünyayı bununla uğraştırmasınlar yani hani artık tabii şeyi konuşmamız lazım. Aynen. Amaç para mı yoksa başka bir yani... e, hani şey mi var? Plan mı var? Always, Bunu masaya always, yatırmamız lazım. Diyorsun, always first the money talks. Tabii. Her, Her zaman, zaman para önce konuşur. para konuşur. Ondan sonra arkasından başka hikayeler gelir. Evet sevgili dostlar bu hafta etiketimiz geçenlerde bir şeyle karşılaştık. Yani e, belirli bölgelerde de olsa internetler internet gitti efendim. Eğer e, yazarsanız etiketimize internetsiz kalsaydım. Bir anda düşünün ve ne yazmak istiyorsanız etiketimizi yazın. Bu hafta neler mi konuşacağız? Bir kere kapitalizm evriliyor. Neye evriliyor? Niye bu kadar vahşileşmeye devam ediyor? Niye insanları öldürmeye... Çok da hoş öldürmeye? bir yere doğru evrileşmiyor galiba. Efendim? Çok da hoş bir yere doğru... Tabii bir yerlere gidiyor mu yoksa isim mi değiştirecek? Bunu konuşacağız. Enerji savaşlarını konuşacağız sevgili dostlar. Dünya ekonomisinin nasıl etkileneceğini konuşacağız. Türkiye dahil olmak üzere ve... Ekonomik refah insan haklarının belirleyicisi mi yoksa değil mi? Bunu masaya yatıracağız. Dünyada hangi ülkelerde niçin e, intihar oranları bir anda yükselmeye başladı? Yani ekonominin etkisi nedir? Pandeminin etkisi nedir? Bunları masaya yatıracağız. Çok değişik bir gerekçe var. Dünya Sağlık Örgütü'nün ve bu alanda araştırma yapan kuruluşların çok şaşıracak izleyicilerimiz. Evet ve... Global bir hep sorduğumuz bir soru böyle bir e, yola çıktık tabii size bir e, aydınlatalım dedik aynı Covid'de olduğu gibi. Ben e, global bir elektrik kesintisi beklediğim için global bir elektrik kesintisinin sonuçları e, ne olur? Bizler nasıl etkileniriz bunu konuşacağız ve üst akıl hep kıyamet senaryoları önümüze getiriyor. Bu kıyamet senaryolarını biraz masaya yatıralım yani aslında... Bunlar yalnızca e, hani bahsettiğimiz lavların patlaması değil. Ekonomik bir çöküntü bile büyük bir kıyamet senaryosu. Tekrar hatırlatayım sevgili dostlar. İnternetsiz kalsaydım ne olurdu yazın bakalım etiketlere. Biz de cevap vermeye çalışalım. E, Twitter adresimizden lütfen yazın. Diğer e, sosyal medyayı kullanmıyoruz. Yalnız Twitter'lara e, yazılarınıza cevap veriyoruz. Şimdi... En büyük problem gelecek problemi. Yani bizi izleyen bütün dostlarımız ya yarın ne olacak? Acaba bir yıl sonra ne olacak? Onun için biz olabildiğince geleceğe projeksiyon yapıyoruz. Yani beklenti çocuklarımız ne olacak? Malımız ne olacak? Canımız ne olacak? Soruları var. 2021'de dünyada bizleri neler bekliyor acaba? Nasıl bir dünyayla karşılaşacağız? Ama bu konuda... Sana en doğru, en etkili cevapları verebilecek olan insanları zaten programda ağırlıyorsun. Evet. Ee, yani astroloji e, umut ediyorum ki hala belli bir kesim tarafından hafife alınan bir konu değildir. E, genel manada öyle e, evrensel anlamda matematiksel ve istatistiksel analizler yapılıyor ki e, burada yapılan tespitlerin hiç şakası yok. E, ve Düna Geçen programda Dinçer Güner'le birlikteydik. Sen Aynen. de fotoğraf yollamışsın. Takipteyiz diye efendim bu hafta e, programda Yiğit Bulut olacaktı hani bunu söylememiz lazım e, bir rahatsızlığı oldu onun için ama Covid değil onun için e, katılamadı ama en kısa zamanda yine bizle birlikte olacak hepinizden özür diliyor belki biraz sonra onunla da bir ufak telefon görüşmesi yaparız efendim ekonomi siyaset kültür sanat sosyal yaşam nereye gidecek onları konuşmaya çalışacağız şimdi. Bu arada bir şeyler göstermek istiyorum ben. İstersen oradan başlayalım. Niçin? Şu 11 gün gibi kısa bir süre kaldı. Amerikan seçimleri var. Şimdi e, bir baktık ya Amerika'da. Orada e, başka, ya bu başka bir kıyametin başlangıcı mı? Tabii başlangıcı mı. Aslında doğru yerdesin. Şimdi CNBC'ye göre e, Trump diyor ki 73 kere diyor Biden'ın lafını kesti. Biliyorsunuz ikinci bir tura döndük, ikinci turu konuşmaya başladık. Tennessee eyaletinde, Nashville'de, Belmont Üniversitesi'nde bir işte mülakat yapıldı. Ve bu mülakat sonucunda sorular da var. Ben iki tanesini bunların içinde se seçtim. Sevgili yönetmenimiz Gökhan da bunlardan işte altyazılarını da koyarak size izleteceğiz. Ve Kerem Hoca'ya isterseniz bu soruları, Amerikan seçimle ilgili soruları, Buyurun, Bu arada, evet. We have a very good relationship, and there's no war. We had a good relationship with Hitler before he, in fact, invaded Europe. The rest. Of Anyone who is responsible for not taking control, in fact, not saying I'm, I take no responsibility initially. Anyone who is responsible for that many deaths should not remain as president of the United States of America. It's not my fault that he came here it's China's fault. Evet. Evet sevgili dostlar. Aydın Şimdi <laughs> şöyle devam etmeliydi. I'm not the responsible of this but I am in. Güzel. Yani ben sorumlusu değilim ama bizzat içindeyim. Çünkü söz konusu Covid-19 ile ilgili olarak dünyayı böyle bir sürece hazırlama ile ilgili genel planlama ve genel hazırlık süreçleri başkanın Obama benim de başkan yardımcısı olduğum Dönemde Önemli. başladı. Evet. Onu diyemiyor tabii. tabii. I'm not the responsible tabii. but I am in. Onun şimdi için Şimdi şöyle bakalım. Şimdi, COVID şimdi burada iki tane şey seçtim ben. Yani izleyiciler e, YouTube'a yazdıkları zaman veya da herhangi bir dijital platforma orada bu konuşmanın tüm ayrıntılarıyla isterseniz tercüme edilmiş, isterseniz alt yazı olarak izleyebilirsiniz. Ben bunları niye seçtim? Adam diyor ki iki tane konu var elimizde. Bir tanesi diyor ben şimdi... Kuzey Kore'yi veyahut da büyüyen diyor herhangi bir ekonomi veyahut da e, herhangi bir nükleer hazırlığı yapan insanlarla siz bir şekilde uzlaşmaya çalışıyorsunuz. Biz diyor İkinci Dünya Savaşı'nda Hitler'le de uzlaşmaya çalışmıştık. Sonucu gördünüz. Ne diyorsun bu konuya? Şimdi burada Joe Biden'ın e, atıfta bulunduğu konuyla ilgili olarak bence en ilginç detay şu. E, açıkçası söylemek gerekirse bambaşka bir gerekçeyle ee, sabah gazetesine köşe yazısını yazmak üzere hafta sonu e, ciddi bir internet taraması yaparken genellikle pazartesi günleri e, biliyorsun mümkün olduğu kadar küresel meseleler, dünyanın geleceği, bu konularla ilgili olarak e, dünyanın şu anda nasıl bir dönüşümün içerisinden geçtiği, küresel güçler arasındaki bu mücadelenin nereye doğru evrildiği ile ilgili olarak bir şeyler yazmaya çalışıyorum. Türkiye'nin de burada farklı bir var olma noktasında neyin mücadelesini verdiğini izah etmeye çalışıyorum. Bunu bununla ilgili olarak da Rusya ile ilgili bir konu arıyordum. Aradığım konu da şuydu ki bu da bir süre sonra seninle konuşacağımız bir konuya da aslında geliyor. Çin'in uzunca bir süreden bu yana önce hiç emperyal bir arayış içerisinde hiç böyle bir imparatorluk arayışı içerisinde değilmiş gibi bir görüntü içerisinde yürüttüğü fakat şimdi bazı sonuçları gördükçe giderek ağzının sularının akması itibariyle hafif bir imparatorlaşma hevesi içerisine doğru kaymaya başladığı bir süreç. Buna pasif walking deniyor. Yani Çin'in nüfusuyla birlikte dünyanın her yerine nüfuz etmesi, nüfusunu kullanarak, büyük nüfus gücünü kullanarak Afrika, Orta Asya hatta Rusya stepleri her yere penetre olarak, her yere bu şekilde intikal etmek suretiyle aslında dünyayı ele geçirmesi. İstersen bu geldi hemen ben rejiye söyleyeyim. Çin'in yatırımları ile ilgili bir harita var. Aynen Seni öyle. Seni yollamış oldu. Belki yani e... onu ekrana verirsek aslında sevgili Kerem'in neler söylemek istediğini anlarız. Şimdi bakın Çin böyle bir dünyayı ele geçirmesi. Afrika'yı tamamıyla kuşatmış evet. durumda. Şimdi bu anlamda yani buna baktığımız zaman şunu iyi gözlemlememiz gerekiyor. Çin ciddi manada bir imparatorluk güya bunu hiç istemediği iddia edilir. Hatta 78'de bugünkü Çin'in gerçek yaratıcısı olan Deng Xiaoping evet. yani Cüce Deng aslında genel manada 80'lerin başlarında Birleşmiş Milletler'de tarihi bir konuşma yaparken bir gün biz eğer emperyal bir Çin olmaya kalkarsak bir imparatorluk ve sömürgecilik Hareketini başlatmaya kalkarsak bizi yok edin diye Birleşmiş Milletlerde bir konuşması var. Ben kendi kendimi yok etmem gerekir Çin olarak falan. Ama e, Deng Xiaoping'in o ifadeleri, Birleşmiş Milletlerdeki o ifadeler tamamıyla unutulmuş gibi. Çin başka bir yere doğru savruluyor, başka bir yere doğru evriliyor ve e, Şi'nin e, e, son şu andaki e, devlet başkanının e, son e, son son derece sert mesajlar içeren Konuşması da bunlarla ilgili çok ilginç e, bazı emareler e, göstermekte. Şimdi, yani ne diyor mesela, ne yaparız diyor. Yani e, çünkü yani, Çin'in şöyle bir şeyini izliyorum. Yani bakıyorum, Çin aslında. Ya yani George Walker Bush'un evet. ya da Amerikan başkanlarının e, işte gerek e, Irak savaşı olsun ikinci Körfez savaşı olsun ya da çeşitli noktalar geldiğinde bir Amerikan savaş gemisine gidip orada askeri kıyafetle. Kürsüye çıkıp "We are in war, biz artık savaştayız" falan o açıklamaları herhalde işte teatral sinemalar vesaire ve gerçek hayattaki bu sahneleri artık herkes biliyor. Çin'in son konuşmasında bayağı savaşa giriyoruz anlamında son derece sert mesajlar var. Yani Çin'i birkaç seneden beri özellikle de 2018 başından beri işte Çin'in en büyük garnizonlarının Askeri kıyafetle ziyaretleri, sürekli olarak Çin askeri gücüne, sürekli Çin ordusuna savaşmaya hazır olmaları, gerekirse vatanları için ölmeye hazır olmaları ile ilgili açıklamalar. Belirli bir hazırlık var. Bu hazırlık işte pandemi çıkıyor, bir şeyler oluyor. Bu hazırlık Çin'in yani eğer ki bu büyümeye devam ederse Amerika tarafından muhakkak savaşa itileceğini bildiği için bir hazırlık mı? Hiç şüphesiz. Tamam. Zaten Asya Pasifik'te, Güney Çin Denizi'nde o malı kaldırmaya çalışıyorlar. Şimdi burada ne arıyordum o, o pazar günü yazıyı yazmak için? Vladimir Putin'in, bulamadım da belki sen bulursun, daha iyi bir araştırmacısın. Ama çok ezbere biliyorum. Vladimir Putin'in 8 veya 10 yıl önce e, Rusya Devlet Başkanı olarak Rusya Federasyonu güvenlik zirvesinde, Rusya Federasyonu'nda Vladimir Putin'in başkanlığında senede bir kere, bütün Rusya Federasyonu ve Rusya Federasyonu'na bağlı özel cumhuriyetler bir güvenlik zirvesi yapıyorlar. Bu güvenlik zirvesinde Çin'in bu pasif yürüyüşü ile ilgili olarak Putin'in inanılmaz bir lafı var. Diyor ki eğer Çin'in pasif yürüyüşüne tedbir almazsak, Rusya olarak bu konuda dikkatli olmazsak Çin'in Sibir Sibirya steplerinden başlayarak Rusya'daki nüfus gücünü bu şekilde arttırmasına tedbir almazsak Size diyor garanti veriyorum aynen bu cümle. Evet. Garanti veriyorum 50 yıl sonra diyor şu masada oturacak olan diyor Rusya Devlet Başkanı Çin kökenli olacak diyor. Yani böyle bu biraz sonra oluyor. iklim değişikliğinde falan konuştuğumuzda iklim değişikliği eğer olup iklimsel göçler eğer tetiklenirse yani şunu biliyoruz ki Rusya'nın ismi herhalde Kuzey Çin olacak şimdi. Dolayısıyla şöyle bakmamız lazım. Demek ki şu buradan şunu da anlayalım. İnsanlar bir türlü bunu çözemiyorlar. Bakıyorum yazılarda. yurt dışında belki bazı yapılar yani bir tek Çetim Avust'a e, bir kişinin yasını unuttum. Joe diye bir adam da mı söyledi unuttum? E, şunu sen de, sen de biliyorsun. Bu tür şeyleri yazmaya başlıyorlar. Sonra evet. bir süre sonra sümen altı şunu ediliyor. Şunu gördüm. Yani Çin'in en büyük ama en büyük risk taşıyan ülke Çin'in karşısında Rusya'dır diyor. Yani Amerika Birleşik Devletleri değildir. İlk Ruslar yok olacaktır Çin'in altında diyor. Dolayısıyla hani hatırlıyor musun senle yine konuşmuştuk bir e, The Economist'in kapağında işte Çin'in yükselişi Aynen vardı ama e, yukarıda e, mik uçakları vardı. Aynen Covid-19'u temsil eden, evet. e, çok haklısın Covid-19'u temsil eden ee, virüsün virüsten yapılma bir e, güneş. Evet. Ee, güneş Çin'in arkasında doğuyor. İşte Çin'in yeni yükselen şehirleriyle ilgili bir görüntü. Konteyner gemilerinden uçaklara kadar her şey e, sanki Çin'den dünyaya açılıyor gibi mi yoksa kaçıyor gibi evet. mi falan. Dediğin gibi enteresan kapaklar. Şimdi tabii bu konuyu niye anlattın? Evet. Şimdi anlatmamın nedeni şu. Vladimir Putin'den giriş yapmamın. Şimdi e, gerçekten arada kaynamış gitmiş. Sadece şu e, yazmış olduğu yazıyı bile Putin'in e, bence e, şu e, önemli e, programda ele almayı hak eder diye düşünüyorum. 12 veya 18 Haziran 2020. Vladimir Putin 2. Dünya Savaşı'nın bitişinin 75. yılı itibariyle çok tarihi bir makale yazmış. Peki makalenin yayınlandığı yer neresi? Olacak iş değil. ...şaşırdım ve kaldım... ...makalenin yayınlandığı yer... ...Amerika Birleşik Devletleri'nin... ...askeri analizlerinin... ...en saygın şekilde yapıldığı... ...en saygın, en oturaklı... ...askeri analizlerinin yapıldığı... ...Washington merkezli... ...The National Interest dergisi... Çok ilginç. ...acayip bir şey... Evet. ...Vladimir Putin, Rusya Devlet Başkanı... ...Amerika ile Rusya böyle... ...Vladimir Putin'in... vallaha 15-20 sayfalık bir makale... ...dev bir makale... Vladimir Putin, Atlantik İttifakı'nın ve özellikle Avrupa'nın izleyicilerden çok çok özür diliyorum. Ama bir öz ifade kullanacağım. Hitler meselesinde ne kadar kancık oldu, evet. ne kadar satışçı oldu. Hitler'i nasıl kendi elleriyle böbürleyerek aslında İngiltere ve Fransa'nın gayet ahlaksızca Sovyetler Birliği'ni paramparça etmek için Hitler'i özellikle Sovyetler Birliği'ne e, ...saldırması için kendilerinin şey yaptığı... ...sonra yarattıkları Frankenstein'ın başlarına e, bela oldu... ...ve Avrupa'yı eğer Hitler ve faşizmden kurtardıysa... ...bunu Sovyetler Birliği'nin yaptığı... ...ikircikler, e, ondan sonra cemiyeti ahvamdaki ahlaksızlıklar... ...İngiltere ve Fransa'nın ahlaksızca oturup... ...Polonya'nın, e, Çek Cumhuriyeti'nin ya da o zamanki adıyla... Çekoslovakya'nın parçalanması, dağılması paylaşılması ile ilgili olarak ahlaksızca Hitler'le birlikte yapılan pazarlıklar yani şöyle söyleyeyim Vladimir Putin'in The National Interest dergisinde yayınlanan makalenin yenilir yutulur bir tarafı yok. Şimdi The National Interest dergisinde Hitler'le Avrupa'nın ahlak dışı pazarlıkları, Sovyetler Birliği'nin duruşu vesaire falan, sonra Amerika'nın savaşa girmesi vesaire Putin'in oldukça ilginç makalesinin bence ciddi manada gözlem yani gözlerin önünde olduğu bir süreçte Joe Biden'ın çok tuhaf bir şekilde e, Kim Jong'dan ve Kuzey Kore'den bahsederken oradan kalkıp Hitler'e ve Avrupa'daki bu ikircikliğe, iki yüzlülüğe, çifte standarda bu kancıklığa yönelik olarak bir şeyde bulunması, Trump'ı da bu paketin içerisine alması çok enteresan. Çünkü kafa karıştırıcı olan şey şu genel manada bu seçim sattığı halinde Joe Biden Trump'ın aksine Avrupa Birliği ile daha rahat işbirliği yapmaya meyilli olan Avrupa Birliği'ne daha sıcak kanlı yaklaşan Çin'in üzerindeki yaptırımları daha fazla kaldırması beklenen buna karşılık belki Rusya ile daha fazla kavga yapması beklenen Suudi Arabistan'ın başını çektiği bu Orta Doğu ve Körfez'de İsrail'in yeterince popohlandığı, yeterince paketlendiği, desteklendiği bu işbirliğini de dağıtabilecek bir başkan adayı olarak görülüyor. Netanyahu'ya... Ben sana bir şey sorayım. E, şimdi bu kayıtlara geçecek. E, 3 Kasım'a geldik. 4'ü oldu. Kim kazandı? Ben sana söyleyeyim. O akşam e, iki başkan arasındaki ee, seçim maratonu, birbirine çok yakın rakamlarla bitmeye yakın. E, Amerikan kamuoyunda en büyük endişe, e, taraftarlar arasında Amerikan tarihinde ilk kez ciddi manada silahlı sokak, sokak çatışmalarının çıkacağına dair çok büyük bir endişe var. Facebook'ta yazılan yazılardan da bahsediyorsunuz. Amerikan ordusu Evet, Facebook'un e, böyle bir e, Zuckerberg çıktı evet. bununla ilgili olarak endişelerini dile getirdi. Trump'ın ara ara buna atıfta bulunan taraftarlarımız eğer bir komplo söz konusuysa beni başkanlıktan uzaklaştırmak için bir durum söz konusuysa gereken müdahaleyi yapacaklardır vesaire. Yani gerçekten hiç aklımızın ucundan bile geçmeyen bir gece yarısını sabaha kadar Amerika için sadece görmediğimiz tabloyu görebiliriz. Başkan kim? Yani, yani 18 Kasım'a gittik. Joe Biden'ın ifadesi şöyle. Hiç umurum bile olmaz. Amerikan dizilerinde kaç defa örneğini görmüşüzdür. Amerikan silahlı kuvvetlerini alırım. Beyaz Sarayı gelirim basarım. Trump'ı da oradan atarım dedi yani. Şimdi bu yani bu anlattıklarımız aslında biraz Orta Doğu ülkeleri gibi değil mi hikaye? Yani Amerika Birleşik Devletleri demokrasinin beşiği falan derken işte Joe Biden'la Trump'ın e ee, bu karşılaşmasına bakıyoruz. Neredeyse birbirlerine küfür ediyorlar yani. Biri Neredeyse, öbürüne, bir öbürüne evet. sen aptalsın diyor. Tabii, öteki köpeksin Öbür, sen, sen diyor. Sen falan. diyor, sen diyor palyaçonun tekisin diyor. Evet. Şimdi Hiç, e, yine bir videomuz daha var. Bunu da istersen izleyelim. Ben almış olduğum kesitlerden bir tanesi. Bir tek istiramım. Evet. Bu kadar önemli bir programı izleyen ve meraklı olan izleyiciler yine şey lütfen evet. istiram ediyorum. Şu Vladimir Putin'in National of Interest dergisinde Amerika'nın en saygın askeri analizlerin olduğu o dergide yazdığı o uzun makaleyi lütfen okusunlar. Çok acayip bir makale. Evet. Bu bu, bu programa yakışır bir makale. Evet Şimdi şöyle bir şey var ortalıkta. Şimdi bakıyoruz, D Economist'ten gidiyoruz. Yani D Economist diyor ki önümüzde işte 21. yüzyılda diyor güçle ilgili, yani enerjiyle ilgili bir. Bakale yazmış ve altında doldurmuş ve bunu da biliyorsun artık moda oldu. Bunları artık kapakları bir şekilde hareketlendiriyorlar, film haline getiriyorlar. Bunu The Economist başlattı, şimdi Time da onu yapmaya başladı, diğer dergilerde devam ediyor. Bu senle konuşulacak bir iş çünkü baktığımız zaman üzerinde bir açma-kapama düğmesi var. Buradaki konu daha çok yeşil bir dünya ile ilgili yeşil enerjinin enerji. değişmesi Bu ara ben yeşille de ilgili, ilgili. ilgili evet. yeşil enerjiyle. fakat bir şey oluyor Tabii benim gibi adamın eline böyle bir şey geçtiği zaman bunu daha önce konuştum bir de senle konuşmak istiyorum bir anda düğmeye birisi basıyor ve kararıyor bir karanlıklara giden dikkat edersen kıtaların elektriği gidiyor geliyor evet bak böyle enteresan bir e, enstantane var. E, dolayısıyla, yani şimdi aslında soruyu... Yani burada e, yani şöyle söyleyeyim, yeşil enerjiden bahsederken e, mevcut enerji türevleriyle dünyayı karanlığa boğacaksınız anlamında bir mesaj mı var? E, yoksa aslında... Gerçekten bir de, yükselen bir yeşil enerji olup Çin'in burada... Yeşil, yani yükselen bir yeşil, yeşil enerji var ama e, şimdi biraz sonra intiharlar meselesine geldiğimiz zaman çok çarpıcı bir donesi var e, dünyadaki intiharları e, analiz eden kurumların. E, bu oraya da geliyor. E, e, yüksek teknolojiyle tamamıyla dijitalleşmiş bir elektrik enerjisi e, konjonktüründe yani giderek analogtan çıkıyorsun. Giderek analog sistemleri bırakıyorsun. Yani şalterler e, ve buna benzer işte devre akımları bütün o e, sistemler e, dışarıda kalıyor. Tamamıyla optik kablolarla e, ve değişik e, yüksek e, teknolojiye dayalı enerji ekipmanlarıyla yepyeni bir enerji dünyası oluşturuyorsun ama unutma ki bunu oluşturdukça çok ürkütücü bir şekilde bir düğmeyle tüm dünyanın elektriğini söndürebilecek bir ortama doğru da gidiyorsun. Yani analog sistemin devre dışı kalmasıyla analog sistemde her şey birbirine dijitalize olarak bağlı olmadığından dolayı bütün ülkeyi elektriksiz bırakmaya kalktığında analog sistemin ağırlıklı imkanlarıyla bunu yapamazsın. Çünkü bir şekilde sistem bir yere kadar gider orada durur bütün ülkeyi elektriksiz bırakmazsın ama bütün dünyaya bu yüksek teknolojiyle her şeyin birbirine Entegre olduğu bir dünyayı oluşturduğunda tümüyle süreci dijitalize ettiğinde artık ortada düğmenin bile kalmadığı analog sistemin tamamıyla devre dışı kaldığı bir yapay zekanın tüm sistemi yönettiği... yapay zekaya oranın elektriğini azalt buranınkini arttır falan filan dediğim bir dünyada, bir görünmeyen el, invisible hand, tamam. düğmeye bastığı anda bütün dünyayı tek bir tuşla elektriksiz bırakabilirsin. Şimdi hani e, bunu niye gösterdim? Bu e, Biden'ın konuşmasında da ve Trump'ın anlatımlarında da var. Diyor ki, siz diyor, diyor o kadar çok kirlettiniz ve o kadar çok e, fosil yakıtlara para harcadınız ki oysa yapmanız gerekli şey e, daha çok rüzgar enerjisi ve elektriğe gitmeniz lazımdı. Bu da göreceksiniz ki diyor bu son konuşmada dünya, Amerika Birleşik Devletleri'nde ekonomi ve insanlar refaha ulaşacaktır. Çünkü yeni bir sanayi kolu açılmıştır diyor. Trump da diyor ki garip bir şekilde ya diyor sizin bu rüzgar enerjisi üreten şeyleriniz var ya diyor pervaneleriniz. Onlar da diyor çok kuş ölüyor şimdi ve diyor enerjinin diyor olabildiği kadarıyla yani e, güneş enerjisi. Çok verimli olmayabilir. O geçiş dönemi çok ağır bir ekonomik darbe de olabilir diyor. Şimdi bu arada yine bir şey paylaştım ben Twitter'da. Onu da seninle e, konuşmak isterim. Bağlıyorum çünkü. Çünkü biraz sonra Çin şey diyecek ki bize Trump benim bu virüsü yayan tek yer Çin'dir. Kavgam Çin'le. Çin diyor ki dünyanın en kötü havasına sahip olan Çin küresel karbon salımının da %28'lik yani dünyayı en çok kirleten ülke Çin. Havayı kirleten. Çin diyor ki Birleşmiş Milletler'de yakın zamanda Xi Peng'in konuşmasında yakıt kullanımı diyor 2060 yılında sıfıra indireceğiz. Ve tamamıyla işi yani yenilebilir enerji dediğimiz biraz önce bahsedilen bu enerjinin üzerine kuracağız. Şimdi böyle bir giderek karanlıklaşan siber dünyada Çin'i havaya karbon salınımını sıfıra yakın bir seviyeye indirmen için giderek çok daha fazla dijitalleşmeye özendiriyorsun. Özendiriyorsun, özendiriyorsun. Çin de var gücüyle elinden geldiği bütün imkanlarla bütün teknolojisini dijitalleştiriyor. Buna göre yenilenebilir enerji teknolojilerine geçiyor. Dolayısıyla analog sistemlerden, fosil yakıtlı sistemlerden bu tarafa doğru geçiyorsun. Bu bir yandan tabii dünyanın geleceği açısından olağanüstü önemli. Ancak eğer bununla ilgili olarak ultra bir e, siber güvenlik tedbiri almaman halinde aynı zamanda da e, savaşın yeni e, teknik imkanları açısından e, kendi ülkeni aynı zamanda elektriksiz e, bırakabilme riskine Savaşta doğru da gidiyorsun. Savaşta derken hangi savaşı kastediyorsun? Yani şöyle söyleyeyim. Yani bundan sonraki ya, şimdi kimsenin üzerinde durmadığı şeyler. Işte herkes böyle şey yapıyor. İşte Çin'in 1 milyona yakın ordusu var. Amerika Birleşik Devletleri'nin 1,5 milyonluk sivil ve askeri personel oluşan dünyanın en büyük ordu gücü falan filan. Şimdi düşünüyorum. Sivrisinek büyüklüğünde dronlar üretilmiş. Bu dronların içerisine e, ciddi manada e, insanları felç edebilecek e, bir zehirimsi bir ilaç koymuşsun. E, karşıda karşıda bin kişilik bir orduyla bir ülkenin istila etmesi istila edilmesi söz konusu öbür ülke düğmeye basıyor. Milyonlarca drone sivrisinek havalanıyorlar ve diğer ülkenin ordusuna geliyorlar ve bütün o ordudaki mensupları e, sokuyorlar. Evet. Ve dolayısıyla da bu insanlar yaklaşık olarak bütün bir ordu karşında tamamıyla paralize hale geliyor. Uçakları, topları, tankları, tüfekleri bütün e, askeri teçhizatının tümünü kullanacak bir tek kişi bile ayakta değil. Şimdi dolayısıyla robotları devreye soktuk. Robotların ötesinde bir şeyi evet. soktuk devreye. Şimdi o nedenle Yok, e, sokacak adamlar ve silahları kullanacak adamlar insan olmayıp robotlar olursa ne olacak? E, onun da muhtemelen Tabii. bir e, şeyini bulacaklar. Yani şöyle bir şey yapayım, saplama yapalım. 12.000 adet sivri sinek, 12.000 adet sivrisinek büyüklüğünde iç, içlerinde yalnızca patlayıcı maddeler olan kondukları yerde büyük bir hasar oluşturan sivri sinekler üretildiği efendim bununla ilgili Metobiyota'nın sayfalarına bakıp inceleyebilirsiniz. Oradan. Yani bu konuştuklarımızı <laughs> istirham ediyorum izleyicilerimiz ya akşamın bu saatinde oradan oraya uçuştalar gibi bir şeyle dinlemesinler. Bunlar hala hazırda var olup meraklısına dünya kamuoyuna kamuoyuna meraklısına anlamında Ufak ufak verilen bilgiler. Yani dolayısıyla burada tarihi bir teknoloji savaşı var. Ve dolayısıyla yani teknoloji bir tehdit mi yoksa bir fırsat mı anlamında çok başka bir dünyaya doğru gidiyoruz. Her teknolojik sıçrama bu teknolojik sıçramanın getirmiş olduğu imkanlardan bütün ülkeyi ve bütün bir toplumu yararlandırırken aynı zamanda da bu teknolojinin sebep olabileceği olası tüm tehlikelere karşı aynı zamanda çok geniş kapsamlı siber güvenlik tedbirleri almanı da gerektiriyor. Bunu ülkenin bütün elektrifikasyon sistemini korumak gibi. Bu arada hani bir saplama yapacağız. Konudan konuya geçiyoruz ama izleyicilerimiz kayıt dışı izleyicisi olduğu için çok hızlı algılıyorlar bizi. Türkiye'de dijital sektörün yani dijital kayıtlardan bahsediyor. Bundan bir örnek verelim. Yakın zamanda herhalde dün açıklandı. Ee, i̇şte alt senatonun alt kademesi olan Duma'da Rusya'dan bahsediyorum sevgili dostlar. Yeni bir e, 2021'in başından başlayacak yeni bir genelge yayınlandı. Bu gene imzalanan bir genelge. Bu genelgeye göre insanların yüz tanım'a A artı ses tanımasıyla alışveriş yapma imkanı sağladılar. O zaten o, Ve de dedi o ki alışveriş diyor, alışveriş. Evet. Alışveriş tabi bu işin hikayesi. Bütün olan kayıt tutmak. Bu Dedi ki Avrupa Birliği de Facebook'a bundan sonra Facebook elde etmiş olduğu tüm bilgileri yani kişisel bilgileri Amerika'da tutması yasaktır. Ve ya Facebook büyük ceza yer veyahut da gelecek Avrupa'da olacak dedi. Çin'de zaten bunlar başlamıştı, biyometrik bütün çalışmalar yapılmıştı. Türkiye'de de yeni bir şey hissettim. Sen çünkü işin de bir şekilde ucundan tuttuğun için. Bir baktık ki Türkiye kendi dijital kayıtlarını artık hatta dijital şirketleri de kendi içine, yurt dışına satmamaya çalışıyor. Aynen öyle. Doğru mu biliyor? Doğru doğru. Tamam. Müthiş bir millileştirme ve bütün bu datayı, bu büyük veriyi tekrar ülkenin milli sınırları içerisine çekmeyle ilgili olarak zamana karşı yarıştığımız bir süreç var. Bu işin şakası yok. Şimdi günlük hayatımızda bizleri çok enteresan yerlerden avlayarak bir sonraki oldukça ilginç sayılabilecek teknolojileri geliştirmek için müthiş yararlanıyorlar bizden. Şu dumanın şey yaptığı gibi işte onayladın. Neyi onayladın? İnsanlar bundan sonra sadece yüzünün şeyiyle görüntüsüyle, face ID ile sadece yüz tanımayla ve ses tanımayla alışveriş yapabilecekler. Ama bu tabii aslında milyonlarca insanın yüz ve ses tanım, tanımlarının bir büyük veriye yüklenmesiyle ilgili bir konu. Ne amaçta, ne zaman, ne olacağını da kestirmek mümkün değil. Veya işte geçtiğimiz günlerde sosyal medyada bir şey vardı. Ne yedim, ne oldum. İnsanlara, 3 yaşındaki insanlar heveslendiler. Evet. İşte 3 yaşında böyleydim, bak şimdi nasılım falan filan diye. Sonra bir süre sonra anlıyorsun ki e, yüz tanıma ile ilgili e, bugüne kadarki en iddialı yapay zeka programını yazmak isteyen şirket e, bununla ilgili kodlamaları daha kaliteli ve daha iddialı bir yere getirmek için e, ciddi manada bu, bu, bunu bunu heveslenerek yapan milyonlarca insandan şimdi sanatçısından e, ön, sokaktaki aynasa, adama kadar 3 yaşıyla, 5 yaşıyla, 10 yaşıyla şimdiki yaşı arasındaki bütün fotoğrafları topladılar. Buradan o yüz tanıma programını daha ürkütücü bir yere getirmek üzere olabilecek en büyük veri setine ulaşmış durumdalar. Bravo. Ee, seneler öncesinde ben üstün başımı e, parçaladım. Ee, o zamanki Sağlık Bakanımız Osman Durmuştu e, ki galiba bir küçük rahatsızlık geçiriyor evet, şu anda. kendisine de geçmiş olsun diliyoruz. Ondan sonra o da üstünü başını parçaladı ama millet hevesle gidip e, Bakırköy'de bir yerde e, ondan sonra kanlarını falan verdiler. Dedim ki bu kanlar nereye gidiyor? Bir insanı kurtarıyoruz numarasıyla Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının birbirinden farklı olan insanların tümünün kanlarını aldılar, bir yere götürdüler. O kanlarla ilgili olarak bizim buradan giden o kanlarla ilgili nasıl bir analiz yapıldı? Gelecekte kendi kanlarımızı kendi elimizle binlerce insan vermek suretiyle güya birisini kanserden kurtarmak diye bize tarihi bir tuzak kuruldu. Böyle durumlarda ee, bunun bir tuzak olduğunu insanlara izah etmeye kalktığınızda e, ya bencillik ya da e, sen kafayı yemişsin anlamında bir şeylere de e, bir bir takım muamelelere de maruz Eski kalıyorsunuz. Kafalısın, Eski kafalısın. Eski kafalısın. Sen insancılığını öldürmüşsün e, falan filan. E, fakat o bütün yani dil, dilimde tüy bitmişti. Gitmeyin bu bir tuzaktır. O zaman Sağlık Bakanımız da bu bir tuzak dediler. o millet ne hakaretler falan. Şimdi, Şimdi o kanlar Nerede? Ve okanların üzerinde Kimin eline geçti? Bir DNA'sıyla ilgili olarak kullanıldı, evet ne yapılıyor, ne, ne analizler yapıldı, onların Karşımıza ne lazım. çıkacak? Ya bunların hiç şakası yok. Yani olağanüstü uyanık olmamız gereken e, bir dönemin içinden geçiyoruz. Peki devlet niye bunları kontrol etmiyor? Şu anda dahil olmak Türkiye üzere Türkiye Cumhuriyeti yani, devleti evet. tarihinde ilk defa e, uluslararası sistemde e, yeni bir küresel sistemi dizayn etmeyle ilgili olarak. How deepest? Yani daha ne derin olabilir ki anlamında bunlar daha ne kadar derini düşünmüş olabilir ki anlamında entelektüel çalışmayı ilk defa başlatmış durumda. Yani bizim Cumhuriyet tarihimizin bütününe baktığında biz açıkçası söylemek gerekirse. Yani aslında şöyle. Iki, yani devletin kendi kodları içerisinde 2010'lara kadar bununla ilgili olarak yeterince bir uyanış yoktu. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti küresel sistemdeki aktörlerin dünya sistemini sürekli dizayn etmeyle ilgili olarak ne kadar tuhaf ne kadar derin araştırma ve tasarım işleri, dizayn işleri içerisinde olduğu ile ilgili olarak çok dar bir kesimde belli bir farkındalık vardı. Devletin kendisinde bununla Ama ilgili problem yoktu. Yani, sonra başımıza gelen onca tatsızlıktan sonra şimdi Türkiye'de tarihi bir uyanış var. O tarihi uyanışa bağlı olarak da çok ciddi bir hazırlık söz konusu. Bunda herhalde payımız çoktur çünkü bu bahsettiğin işin ismi komplo teorisi. Yani bir şeyin daha derinine ne kadar derine inlenebilir düşüncesinin ardında aslında e, ne yaparlar bunlar? Bu soruyu cevap vermek için iyi komploları bulmak lazım, Ucuca dizmek lazım. Biraz e, açıkçası söylemek gerekirse e, gerçekten yani e, ne kadar Kuaf karşılasan da ne kadar bize hiçbir şey hitap etmiyor olsa da e, Illuminati nedir? E, Viking kültürü nedir? Anglo-Saksonların genel hayat felsefesi nedir? Anglo bu beyaz Anglo-Sakson protestanların derdi nedir? E, bu ari ırk hikayesi nedir? Bunların arayışları nedir? Bunların kendi iç yapılanmaları nedir? Bunlar gerçekten... aa Bunlar bizim töremize, geleneklerimize uygun değil. Tamam kardeşim uygun değil de, adamlar e, bu tür anlayışlar ve bu tür, e, bu tür e, felsefi yapılanmaların içerisinde dünya ile ilgili olarak sürekli bir şeyleri dizayn ediyorlar. Bu adamların bunların niçin yaptığını, nereye ulaşmak istediklerini eğer o anlamda dersimizi çalışmazsak Türkiye'yi olacaklarla ilgili olarak hiçbir zaman doğru dürüst Bu konuya biraz geç kalındı diyorum ben. Belki ben ama başlamış ne diyorum, bak ne diyorum? Cumhuriyet evet. tarihinde ilk defa bu konularla ilgili olarak tarihte ilk defa Türkiye Cumhuriyeti'nde 2010 yılından itibaren büyük bir uyanış başladı. Şimdi devletin kodları Aa, falan diye bunlarla ilgili olarak müthiş kafa yoruluyor ama e, 2010'a kadar bunlarla ilgili olarak yeterince bir uyanış yoktu. Şimdi Tekrar başa dönelim. Böyle bir sohbet ediyoruz seninle. İzleyicilerimiz de katılıyor. Ee, bol bol sorular soruyorlar. Bunların hepsine geri döneceğiz sevgili dostlar. Biraz yol alalım. Sonra e, sormuş olduğun sorulara olabildiğince cevap vermeye çalışacağız. Kerem e, hocamıza da soracağız. Şimdi bir video daha var. Yine e, Biden-Trump ilişkisine giriyoruz. O videoda da farklı bir şey söylüyor. Diyor ki asıl konu Çin'dir diyor. Şimdi onu verebilir miyiz tekrar? Görebilir miyiz sevgili dostlar? E, rejideki dostlarım. Şimdi <laughs> Ay, affedersin asıl konu tabii ki Çin'dir. Lütfen o konuşma sonrasında şu, şu sana göndermiş olduğum Çin'in yatırımları ile ilgili bir harita bir daha gelsin. Zaten orada herhalde tabii, tabii, izleyen tabii izleyen göreceğiz. o haritadan Şimdi, anlarlar. Burada şöyle bir şey problem var. Virüsün kontrol altına alınmasında kim sorduysa diyor ben bunu diyor olmadığını açık açık söyleyeceğim size. Sorumluluk bana ait değil diyor. Bu kadar ölümden sorumlu olan kişi Amerika Birleşik Devletleri başkanı olarak kalmamalı diyor. Şimdi geldik virüse. O da diyor ki buraya gelmesinin suçlusu ben değilim. Çin'in kendisidir diyor. İş... Şimdi videoyu veriyorlar. Şimdi izleyeceğiz. İzli, e, seyircilerimiz de yakından takip etsinler. Ben burada dediğim gibi ufak kesitler aldım. E, Kerem'le yakalamışken Kerem'i şöyle şu, sohbet edelim. Buyurun efendim. Anyone who is responsible for not taking control. In fact, not saying I'm, I take no responsibility initially. Anyone who is responsible for that many deaths should not remain as President of the United States of America.

dikkat edersen son derece mekanik, mekanik şeyleri yani o o konu oraya geldiği zaman bu cümleleri Bunu söyleyeceksin söyleyeceksin demiştim. işte çünkü şunu bilmelerinde yarar var. Yapay zeka teknolojileriyle Amerikan halkının hangi kavramlardan gereken hassasiyeti göstereceklerine dair arkada dev bir dünya çalışıyor. Dolayısıyla böyle responsible böyle Amerikalıların Hasta oldukları, hassas oldukları kavramlar vardır. Tabii. Joe Biden'a böyle bir cümleyi neredeyse ezberletmişler. Ve dikkat et o cümlenin hakkını vermek için hiçbir doğaçlama yapmadan tamamıyla mekanik yani neredeyse... Tabii, aynada çalışmış bak, dikkat yani. Yani şu, şu, şu duruş, yani burası, evet. şey motor gibi ne ezberlemişse tık 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 onu söylüyor. Ee, Trump ise daha farklı o e, tamamıyla doğaçlama olarak... Kardeşim, şimdi ne? Niye ben sorumlu olayım? Çin'den geldi diyor vesaire. Şimdi burada e, daha önce senle çeşitli yapmış olduğumuz defalarca program yaptık. Bunların hepsinde ben bir şey e, söylüyorum. Diyorum ki Amerika Birleşik Devletleri'nin çaresi yok. Çin'in yükselişini durdurmak zorunda. Yoksa Amerika Birleşik Devletleri Hani çok yazarın e, yurt içinde, yurt dışında yazarın söylediği gibi bölünmek zorunda. Amerika Birleşik Devletleri bu belki toprak kaybedebilir ama bölünemez. Çünkü üst aklın kendisinin e, bulunduğu yer olarak beliriyor. Bunun karşısında... Yani sen Çin, diyorsun ki ya Çin bölünecek ya ben. Tabii. Şimdi dolayısıyla benim üç tane konum var. Diyorum ki bir, Amerika Birleşik Devletleri Çin'e diyecek ki altıya bölün. Bu arada benim diyecek bu COVID'den dolayı tüm borçlarım hatta bunları diyecek Birleşmiş Milletler'e de götürelim. O zaman Birleşmiş Milletler de değişecektir. Başka bir isimle, başka bir tanımla karşımıza çıkacak. Oradaki ülkeler zararlarını söyleyin. Bunların hepsini Çin ödesin diyecek. Çin de diyecek ki tamam ödüyorum. Çünkü Çin çok zeki. Hemen okey der. Olur der yani. E, bu da yetmeyecek Amerika Birleşik Devletleri'ne. Çin, Çin çünkü buradan süre kazanıyor. Ardından... Amerika Birleşik Devletleri Çin'e diyecek ki 6'ya bölüneceksin veyahut da bir sonrası. Çünkü her seferinde Çin yükselmek zorunda. Peki Dinamik bir şey de... soracağım sana. Sonra sence... Pasifik'te savaş var. Evet, şimdi peki o zaman savaş sence Asya Pasifik'te mi yoksa şu anda zaten Amerika'nın içinde mi? Çünkü Amerika'nın içindeki savaş yani bu var olan sistemin kimin eline geçeceğine dair bir savaş. Ama şöyle düşünelim. Asıl konu Pentagon'dur. 70 bin kişinin, tam rakamıyla 77 bin kişinin çalıştığı bir sistem. Bu sistem bir mekanizma. Yani hem şöyle bir örnek verelim. 1 milyar... Pentagon'da bir buçuk milyon bütün dünya. Tabii şimdi şöyle söyleyelim. Tabii gölge hükümetlerin olduğu her devletin gölge bakanlıklarının çalıştığı bir sistemden bahsediyoruz. Aynı zamanda bir adım daha atalım ne yaparsak yapalım bugün milyar dolar değil trilyon dolarlık bir bütçe yöneten yani savunma bütçesini kontrol eden bir yapı. Buna en iyi yaklaşan ülke işte 300 milyar dolarla bir bakıyoruz Çin karşımıza çıkıyor. 1 trilyon değil 700 milyar dolar daha lazım. Şimdi şuraya gitmemiz lazım. Amerika Birleşik Devletleri Çin'in bu yükselişine izin verecek mi? Şimdi orada daha karmaşık bir durum var. Lütfen. O da şu. Ee, Benim analizime de katılıyor musun? Kesinlikle ama şöyle şöyle, şöyle ifade edeyim. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri içerisindeki, içerisindeki savaş şöyle tanımlanabilir. Amerikan menşeli olup bu White Anglo-Saxon Protestan diyebileceğimiz Beyaz Anglo-Saxon Protestan e, nüvenin de içerisinden gelen e, sermayedar ailelerinin çok değişik nedenlerle Amerika Birleşik Devletlerinin küresel sistemin artık amiral gemisi olamayacağına dair bazı tespitleri var. Amerika Birleşik Devletlerinin bu manada e, çeşitli nedenlerle bir amiral gemisi olma özelliğini e, kaybettiğine dair bir takım analizleri söz konusu. Bu nedenle onlar e, ne diyorlar? Onlar diyorlar ki kardeşim e, Amerika Birleşik Devletleri yaşlanan nüfusuyla e, son dönemde Mal ve hizmet üretimindeki verimsizliğiyle ve genel manada baş edemediği ekonomik sorunları ve borçlarıyla ile önümüzdeki dönemde küresel sistemin taşıyıcı kolonu ve amiral gemisi olabilme özelliğini kesinlikle kaybediyor. Yani sahip olduğu savaş gücü pek bir şey ifade etmez. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri giderek devasal bütçe açığı ve cari açıyla birlikte Amerikan ekonomisinin ayakta kalmasını sağlayacak olan e, katma değeri oluşturmakta büyük zorluklarla karşı karşıya kalacak. Bu nedenle amiral gemisinin bundan sonra e, Çin olması, e, Çin'in üzerinden dünyayı yönetmeye, e, dünyayı e, ne diyelim şekillendirmeye devam etme. <laughs> Çünkü Çin, e, Çin halk cumhuriyetinin kuruluş, e, 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 Cumhuriyeti e, kuruluş sürecine baktığın zaman bile, Çin halk cumhuriyetinin oluşmasını sağlayan Çin Komünist Partisinin kurulma sürecine baktığın zaman bile bu uluslararası sermaye yapılarıyla çok e, yoğun ilişkisi olan Hong Kong'daki bazı e, Çinli sermayedarların ilişkilerini çok net görüyorsun. Yani Çin Halk Cumhuriyeti'nin... Afyon yarat... Savaşları'ndan başlayan tabii, tabii, yaratıl, devamı Yaratılmasında bile evet. bu süreç var. Şimdi bu nedenle e, Başkan Trump e, e, doğrusunu söylemek gerekirse Amerikan kamuoyuna da, dünya kamuoyuna da e, gerçekten olabilecek en narsist, en e, tiksindirici adam olarak yeterince lanse edildi. Yani Türk yani bizim vatandaşlara e, soralım. E, Amerikan vatandaşlarına, dünya vatandaşlarına soralım. %90'ı Trump'ın kesinlikle tiksindirici bir adam olduğu konusunda kesin kanaate sahiptir. Yani hem fikirler diyorsun. Evet yani bu konuda belki tarihin en iyi e, algı operasyonlarından birisi yapıldı. Trump'ın kendisi e, bunu kolaylaştıracak tarzda bir adam mı? Hüfvesiz yani kendisi de e, hani e, çok da e, hani sütten çıkmış kaşık değil hiç şüphesiz. Ama e, çok başarılı bir süreç e, yönettiler. Çünkü e, başkan Trump'ın e, temsil ettiği ilginç bir yapı da e, Amerika Birleşik Devletleri'nin kesinlikle bu e, küresel sistemin amiral gemisi fonksiyonunu Çin'e asla kaptırmak istemediği e, noktasındaki bir e, duruşu sergiliyor. Dolayısıyla ilginç bir ulusalcılar küreselciler savaşı patlak vermiş durumda Amerika Birleşik Devletleri'nde ve bunun ciddi manada Amerika Birleşik Devletleri için bir iç çatışmaya doğru gittiğine dair yani şöyle söyleyeyim bulunduğumuz coğrafyadaki çok sayıda meseleyi işte Doğu Akdeniz, Libya, Suriye, Azerbaycan, Dağlık Karabağ, Türkiye'yi yakından ilgilendiren pek çok konuyu bu ülkenin vatandaşları olarak tabii ki kendi meselelerimize odaklanmış vaziyetteyiz. Ama böyle bir programı seyreden entelektüel düzeyi itibariyle merak içinde olan insanlara, bizi seyreden değerli izleyicilere şunu öneririm: Amerika'nın çok saygın felsefecileri, çok saygın fikir önderlerinin son dönemde Amerika'daki bu ulusalcı ve küreselci çatışması ile ilgili bu savaşla ilgili, bu savaşın iz düşümleriyle ilgili, Amerika'nın nereye doğru e, sürüklendiği ile ilgili olarak inanılmaz makaleler var. Ne diyorlar özetle? Makalenin özü şu. E, bir kere e, Amerika Birleşik Devletleri'nde giziden gizliye yürüyen aşırı zenginleşmiş bir rasizm, aşırı zenginleşmiş bir e, bir ırkçılıkla ilgili olarak inanılmaz bir endişe süreci var. Ve bu aşırı zenginleşmiş ırkçı yapının giderek ülkede kendileri için çok özel alanlar oluşturmak suretiyle yavaş yavaş ülkenin kendi içinde yüksek zengin mertebedeki insanlarla daha düşük gelir seviyesindeki insanlar arasında şehir yaşamında bile alanların giderek böyle birbirinden koptuğu yani bir nevi yani e, şey Amerika şunu şunu yazıyor. Nereye varacak? Ya diyorlar ki, yani ne görüyorsun? Şunu söylüyor, Şunu söylüyor adamlar. New York'ta diyorlar New York bu kafayla giderse eğer farklı gelir grubundaki insanların birbirinden bu şekilde ayrışması ile ilgili sürece bir toplumsal beraberlik mutabakatı oluşturamazsak Amerika Birleşik Devletleri'nde sonunda bu e, aşırı zengin ve ırkçı kesimin sebep olduğu travma nedeniyle Amerika'nın en önemli şehirleri New York'ta dahil olmak üzere adeta birer mülteci kampı gibi garip bir sürecin içerisine girecek. Yani New York'un belirli bir bölümünün belediye hizmetlerinin bile doğru dürüst götürülmediği adeta oraya dünyadan bir takım mülteciler gelmiş gibi. Yani şimdi bu böyle fantastik şimdi ve benim Şimdi öyle bir konu... yerde kaldın ki bu büyük intihar olaylarına yol açıyor. Şimdi ufak bir reklam arası yap, verelim ve ondan sonra dünyadaki bu yani, ırkçılığın ekonomik farklılığı ediyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nde bu büyük toplumsal kırılma, bu rasizm, yani aşırı zengin ırkçılık, rasizm, aşırı zengin ırkçılık bunun Amerika'yı nasıl bir felakete sürüklediğine dair lütfen bunları okusunlar. Yani Yok bunu biz tak sayıda tartışalım. makale var. Hemen bir reklam arası verelim. Devam edelim tartışmaya. Bir de bu rassimin e, Rasimin karşısında yani ıkçılığın karşısında intihar olaylarının çok arttığını, aynı intiharların zenginlerde de olduğunu ve dünyaya yayılmaya başladığını birlikte konuşalım. Efendim ufak bir reklam arası. Ayrılmayın. TV yüz ekranlarında kayıt dışındasınız efendim. E, konuğum bugün e, Profesör Doktor Kerem Alkin. E, neler mi konuşuyoruz? Aslında ekonomik olarak dünya nereye evriliyor ona bakıyoruz. Ama biraz da dünyayı e, iyi algılamamız, çeşitli yerlerden multidisipliner olarak bakıp e, sentezlemeye çalışıyoruz aslında işi. Yani şu anda o kadar çok olay oluyor ki Çin bir yerde, Rusya bir yerde, Amerikan seçimleri bir yerde, Türkiye'deki Doğu Akdeniz problemleri falan dünya karma karışık bir yerde. Biz bunu ekonomik olarak biraz daha yere basacak şekilde anlayabilirsek çevremizde olup bitenleri bir şekilde sentezleyebiliriz. Ondan sonra da iyi bir analiz çıkartırız karşımıza bakarız ki olay nereye gidecek. Bunu görelim bakalım. Kerem Hoca bize neler anlatacak? Hocam şimdi ekonomi deyince olay kapitalizm. Şu anda oyunun ismi. Oyun bir şekilde evrilecek. Yani nereye evrileceğini konuşacağız ama şöyle yapalım. Bir anda bir baktık ki daha vahşileşmeye başladı kapitalizm. Yani bildiğimiz kapitalizm zaten vahşi bir olguydu, daha da vahşileşti. Bunun karşısında Amerika Birleşik Devletleri kapitalizmin merkezi. Amerika'ya baktığımız zaman Zenginler çok zengin, fakirler çok fakir. Hatta zenginler diyor ki, bunlar hani e, Buffett da dahil olmak üzere, hani zenginlerin zengini artık. Diyor ki ya biz bu kadar parayı kazanıyoruz, bizden daha çok alın. Bunun karşısında bir bakıyoruz ki ırkçılık da bununla birlikte kaldığımız yerden devam ediyor. Dünyanın genelinde bu e, ekonomik travma yayılmış durumda. Yani bunun üzerine de Covid-19'u bir koyduk mu, bu artık kırılmaya kadar gitti gidiyor. Yani ben e, biraz sonra e, e, 16 Mayıs'ta e, açıklamış olduğum e, bir önceki televizyon kanalında açıklamış olduğum bir e, çizelgeyi göstereceğim. Bu çizelgede şunu söyledim, dedim ki Covid geldi sanmayın. Yalnızca dokundu ve yokladı. Aynı eskide de yani 9-19'da yaşanılanlar gibi 18-19 Üç aşamalı karşımıza çıkacak. Şimdiden hazırlık yapın demiştim. Şimdi ikinci aşamasını yani iki salgının ikinci pikini yükselen dalgayı şu anda Avrupa, Amerika yavaş yavaş da bize doğru e, geldi ve yaşamaya Sonra başladı. Bu arada herkese haberdar Hocam, olsun. Buğday, arpa ve mısırla ilgili olarak dünyada devletler büyük bir stoklama yapıyorlar. Türkiye'de bunun çaktırmadan herkesin stoklama yaptığını uyandığı için de bu hafta arpa, buğday ve mısır ithalatında gümrükleri 1 ocağa kadar sıfırladık. Biz de dünyanın ciddi bir stoklama yaptığını fark ettiğimiz için biz de gereken hazırlıkları yapıyoruz şu an. Hocam diyorsunuz ki bakın kıtlığa doğru gidebiliriz. Yiyeceklere dikkat edin. Covid'in ikinci dalgası, üçüncü dalgasını da göreceğiz. Hocam şimdi kapitalizm niye bu kadar vahşi? Niye bu kadar çok intihar olayları arttı? Niye ırkçılık bu kadar yaygınlaşmaya başladı ve bir bakıyoruz sağımız solumuz ebe. Yani her yerde savaş var. Ne demek istiyorlar hocam? Ne yapmak istiyorlar? Ben yılan, üst akıl referansla konuşuyorum. Yılan kendi kuyruğundan vuruldu. Şimdi yılan kendi Ouroboros'tan yılan... Yani kendi kuyruğundan yiyen yılandan kendini Aynen. yiyen yılan. Şöyle hiç kendi kuyruğundan bu darbeyi yiyeceğini zannetmiyordu. Kendi kuyruğundan vuruldu. Şimdi kendi kuyruğunu yok etmek için kendi kuyruğunu ısırmaya başlaması itibariyle aslında artık kendisine zarar veriyor. Ama o döngünün de başlangıcı demek tabii biliyorsun. Değişimin tabii, buradan, de başlangıcı. Buradan, tabii, tabii elbette ki. Çünkü buradan mutlaka dünya için yeni bir evreye de geçilmesi lazım. Şimdi e, 1978'de Çin e, Deng Xiaoping'le ile birlikte e, bu ekonomik dönüşümle ilgili süreci başlattığında... Ve 90'lara geldiğimizde Batı Çin'le ilgili olarak bir farkındalık içerisinde oldu ve dedi ki Çin'de inanılmaz ucuz iş gücü var, kabiliyet de var. Biz burayı ülkelerimiz için daha ucuza mal üretilen bir üretim üssü haline getirelim. Ve dolayısıyla da kapitalizmin birinci kuralı olan merkantilist felsefenin ilk cümlesi olan eğer rakip devletlere göre, bir malı daha ucuza üretiyorsan e, lidersin ve varsın. Amerika Birleşik Devletleri'nden e, başlayarak Japonya'da dahil e, devletlerin önemli bir kısmı e, kendi e, birçok mal ve hizmet üretimini Amerika e, Amerika Birleşik Devletleri'nden Japonya'dan e, Çin'e kaydırdılar. Bekledikleri şuydu. Çin <laughs> garip bir şekilde e, e, hiç teknoloji üretemeyecekti. Sadece fabrikalarda işçiler, e, Çinli işçiler köle gibi çalışacaktı. Amerikalılar, Japonlar söz konusu teknolojinin yüksek katma değerini kendileri alacaklardı. Çinliler de iki kuruşa çalışacaklardı. Orası fakir ve bol sayıda işçisi olan bir ülke olarak dünyanın mal ve hizmet üretim ihtiyacını kapitalizmin temel ihtiyacı çerçevesinde ucuza karşılayacaktı. Açıkçası da söylemek gerekirse 1990'ların ikinci yarısında başladıkları hikaye 20 yıl içerisinde kapitalizm kapitalizm açısından kendilerinden çok daha büyük bir başarıya imza atan, kendilerinin beklemediği kadar yüksek teknoloji sıçramasına imza atan ve dünyada e, e, yüksek teknolojiyle üretilen yüksek teknolojiyle üretilmesi gereken 27 üründe 5 üründe dünya lideri olan bir Çin'i karşılığına getirdi ve dolayısıyla e, Çin'i tutabilmek adına e, artık Çin'in yükselişini ee, ne kadar durdurabiliyorlarsa o kadar durdurabilmek adına... Ama Çin adına... referanslı söylüyorsunuz hep. Çin kendi içinde yapan, yaptıkları bir şey mi? Yoksa yine bu e, afyon savaşlarının etkisinde bulunan büyük ailelerin bir desteği mi oldu bu işin içine? Ya muhakkak ki işte bu biraz evvel konuştuğumuz evet. Çin'i amiral gemi yapma hikayesi de var. Amerika Birleşik Devletleri'nden yavaş yavaş küresel sistemin amiral gemisi olarak Çin'i dizayn etmeyle ilgili husus da vardır muhakkak ki bunun içerisinde. Yani bu yalnızca Çin aklı değil diyorsunuz. Evet. Doğru. Ama şöyle bir şey oldu: Amerika Birleşik Devletleri, Amerika Birleşik Devletlerindeki sanayi geriye çekilerek şunu söyledi: Biz ne yaptık? Biz kendi Frankenstein'ımızı yarattık ve Çinle baş edebilmek adına gerçekten zorlanmaya başladılar. Amerika Birleşik Devletlerinin Çin'den kaynaklanan nedenlerle verdiği dış ticaret açığı. 250-300 milyar dolara ulaştı. Amerika Birleşik Devletleri bu kadar büyük bir dış ticaret açığını yönetemeyecek hale geldi. ve Dolayısıyla da bunun sonucunda Avrupa'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne Çin'e kaptırılan üretim nedeniyle işsizliğin olağanüstü hareketlendiği, Amerika Birleşik Devletleri'nin daha önce sanayi üretim açısından bazı önemli bölgelerinde fabrikaların Çin mallarıyla baş edememeleri nedeniyle iflaslarını ilan ettiği ve dolayısıyla Çin'in bizzati orta eyaletlerinde büyük bir fakirlik, yoksulluk ve ekonomik çöküşün ağırlık kazandığı bir dönemle karşı karşıya kaldık. Yani e, finans teknolojilerini, e, iletişim teknolojilerini üreten e, batı ve doğu tarafındaki kıyı eyaletler onlar bir şekilde e, teknoloji üretmeye devam ederek dünya finans sistemindeki varlıklarını, küresel ticaret sistemindeki varlıklarını Amazonlar, Googlelar, efendime söyleyeyim Microsoftlar falan, oralar kendilerini bir sosyal şekilde sosyal medyada iletecek evet, TikTok gibi örneklerle kendilerini gibi. kendilerini kurtarmayı bildiler. Ama Amerika Birleşik Devletlerinin esas üretimi gerçekleştiren orta eyaletlerinde büyük bir içe doğru çöküş söz konusu oldu. Başkan Trump'ın kazanmasının yegane gerekçesi bu büyük çöküşün ...ağır travmasını yaşayan Amerikan seçmelerine... Amerika ...sizi meselesi. yeniden ayağa kaldıracağım evet. demesiydi. Şimdi tabii bu yönüyle bakıldığında Amerika Birleşik Devletleri'nden Avrupa Birliği'ne... ...genç işsizlik oranlarının devasal boyutlarda olduğu bir dünyanın içinden geçiyoruz. Yunanistan'da genç işsizlik %50'ler düzeyinde. Yunanlı gençlerin çok önemli bir kısmı ülkenin dışında bir yaşam mücadelesi veriyorlar... ...nerede iş bulurlarsa diye... İtalya'da buna benzer bir tablo görüyoruz. İspanya'da genç işsizlik oranı %28'ler, 30'lar düzeyinde. Amerika Birleşik Devletleri'nde karanlık bir tablo var. Rakamlar çok ürkütücü. Amerika'da 18 ile 29 yaş arasındaki genç nüfusun %30'dan fazla bir bölümü ne işte çalışıyor ne de kendisinin satın alabileceği, ulaşabileceği bir eğitim imkanına sahip. Evet. Amerika'nın 18 ile 29 yaş arasındaki yaş grubunun %30'unun hiçbir bir şekilde ne eğitim imkanından yararlanabildiği ne de bir işte çalışabildiği bir dünyayı e, dünyadan bahsediyoruz. Bunun e, gerçekten bu yaş grubundaki insanlar için intihara sürükleyecek kadar karanlık bir tabloya işaret etmesi kadar doğal bir şey olamaz. Bu nedenle Amerika Birleşik Devletleri yaşadığı bu nüfus travması toplumsal travma ekonomik çöküş algısıyla ilgili travma Avrupa'da bu nedenle yabancılara karşı Bunlar Çinli olabilir Afrika'dan gelen iş gücü olabilir dünyanın değişik yerlerinden gelen mülteciler olabilir Avrupalılar ve Amerikalılar inanılmaz bir panikle kendilerinden daha düşük ücretle çalışmaya hazır olan kendilerinden daha çalışkan olan kendilerinden daha düşük yaşam standartına razı olan veya e, ülke toprakları dışında dünyanın başka yerlerinde kendilerinden daha ucuza üretilen mallara karşı inanılmaz bir isyan başladı. E, malları yakmalar, yolları durdurmalar, e, insanları dövmeler, e, ne bileyim, e, bu insanların kaldığı evleri ateşe vermeler. E, dolayısıyla e, müthiş bir e, ırkçılaşmanın Söz konusu olduğu bir dönemin içerisinden geçiyoruz. Saygı kalmamış. Daha dün veya dün galiba Almanya'da bir işte bir finansal soruşturma, bir mali soruşturma nedeniyle sabah namazında Almanya'daki bir camide namaz kılınması esnasında Asken ayaklarındaki postallarla evet. camiye giren Alman polisi falan yani giderek böyle. Bu konularla ilgili bir hassasiyetin ortadan kalktığı bir süreç. Dolayısıyla kapitalizm güya komünizmden, sosyalizmden etkilenmek suretiyle daha ümanist bir dünya ekonomisi oluşturacağını, daha daha gerçek bir refah toplumu oluşturacağını, daha kapsayıcı bir kalkınmadan söz etmesi gerektiğini düşünürken tam tersine bunları bir kenara bırakarak Çin'i tamamıyla bastırabilmek adına kendi coğrafyasında giderek otokratileşen, giderek kapitalizmin daha vahşi yüzünü ortaya koyan bir tablo ortaya koymaya başladı. Ve tekrar vurguluyorum, Amerika Birleşik Devletleri'nde reklama gitmezden evvel şu bahsetmiş olduğumuz aşırı sağcı, ırkçı, aşırı zengin bir kesimin sebep olduğu ve olacağı büyük travmanın yanı sıra Aynı zamanda da otokrifleşen e, kapitalizm nedeniyle aynı zamanda müthiş bir e, şey var yine müthiş bir entelektüel telaş e, nereye doğru sürüklendiğine dair e, Batı sisteminin müthiş bir karşıma. E, Hocam intihar olayları nasıl oldu yani şimdi rakamlar çok he, ürkütücü. He, onları bir alabilir miyiz? Rakamlar çok ürkütücü. Şöyle 1980 ile e, 2020 arasında e, dünyada ortalama 800 bin kişi intihar etmiş. Evet. Ee, bu rakam 1995'te 900 bin, 2020 yılı sonu itibariyle ki yaklaştık 1 milyon 530 bin kişinin e, maalesef e, intihar yoluyla yaşamına son vermesinden endişe ediliyor. Yani bu rakamın olacağını söylüyor Dünya Sağlık Örgütü analizleri. Bir buçuk bu, katına çıkıyor. Evet. Yani. Şimdi evet. yani bunlar böyle paylaşılmaz ama af diliyorum. 637 bin kişinin 2020 yılında kendini silahla öldürmesi, 554 bin kişinin ne bileyim denize suya atlayarak İntihar etmesi. kendini boğarak öldürmesi, 192 bin kişinin zehirleyerek öldürmesi, 46 bin kişinin bir uçurumdan atlayarak ya da bir uçurumdan ya da yüksek bir yerden atlayarak gibi acayip rakamlar var. Ne yazık ki Dünya Sağlık Örgütünün raporuna göre 15 ile 29 yaş arasında tüm dünyada tüm dünyadaki yaş grubunda intiharla yaşamını yitirme üçüncü sırada ölüm nedeni. Hocam şimdi çok bu acayip da, bir durum. Büyük bir üçüncü evet, sırada ölüm nedeni. Çok, çok acayip bir durum. Burada bir eksiklik gördük şimdi. Yani yaş aralıkları yani bahsettiğiniz gibi 17 ile 35 yaş arası daha çok e, intihara eğilimli. Çünkü aradıkları bazı şeyleri bulamıyorlar demek ki hayatta. Beklentileri yok. Bir insan yani birin sorun. Bunu psikologlarla konuşmak lazım, Psikiyatristlere bakmak lazım. Şunu söylemek Rakamın istiyorum. Rakamın ürkütücü olmasıyla evet. ilgili şunu fark etsin izleyicilerimiz. Ne tahmin edebilirler? Dünyada e, intihar eden insan sayısı ile ilgili çok çarpıcı bir veri var. Her 40 saniyede bir kişinin intihar ettiği bir dünyadayız. Hocam. Evet. Biz bu programı yaparken bu program kaç saat sürüyor? 3 saate yakın. 3 saate yakın sürüyor. 3 saatte 40 saniyeyi hesaba kattığımızda ürkütücü bir rakam. 40 saniyede bir bir insanın dünyada intihar ettiği bir dünyanın içindeyiz. Yani burada tabii intihar semavi dinlerde yani çok nettir ki yasaktır yani. Tanrı'nın koymuş olduğu en büyük kuraldan vazgeçiyorlar. Burada dinlerin ...bir şekilde erozyona uğratılıp... ...hani daha çok deizme doğru kayması... E, ...gençlerden bahsediyorum. Türkiye'de de bu çok konuşuluyor. Bunun eksikliği gözleniyor mu şu anda? Yani Amerika Birleşik Devletleri'ne baktığımız zaman... Ben bilhassa arayış içinde bir inkeşerim yani Allah'a inanıyorum görülüyor. ama Allah'ın kitabına inanmıyorum. Evet, yani peygamberini Allah inanıyorum. Allah'a inanıyorum ama evet, Allah'ın yaratıcı olduğuna inanıyorum. E, Kutsal kitapla indirmiş olduğu ahlaki değerlerle ilgili olarak bir nosyonum yok. Bunlara aldırmıyorum anlamında tabi burada bir e, ne diyelim bir bükme e, bir bükme. E, yani bu çevremize bir, baktığımız Bir deformasyon zaman, var. Yani bu aynı zamanda e, bilhassa iletişim yoluyla yani. Bahsettiğim dijital işte ögelerle yani işte bakıyoruz Netflix'te yani cinsel tercihler artık yani yaşana, yaşanabilirdi ama saklanırdı böyle şeyler. Artık olu ortada intiharlar olu ortada yalnız Netflix için de söylemiyorum hemen hemen dijital platformlarda özellikle izleyici işin içine alabilmek için bir de e, bunu tetikleyen en büyük olaylardan bir tanesi, izleyicilerimizden birisi yazmıştı, e, okudum biraz önce ama şimdi kim olduğunu bilmiyorum. Diyor ki yani e, dijital oyunların bu intiharla ilgili e, şeyi arttırıyor mu? Yani eğilimi arttırıyor e, bununla mu? Bununla ilgili olarak neydi o mavi balina mıydı? neydi? Ondan evet. bahsetmedim hocam, Hı. dijital oyunlardan bahset Normal oyun. O mavi balinalar veyahut da vesaire yani çocuklara işte bir şekilde kendilerini eziyet çektirip sonunda intihara sürükleyen oyunların dışında olan yani aslında var oldukları kullandıkları dijital oyunların artık o kadar gerçekliğe yakın olması bu işi tetikliyor mu? Yani ee, başka bir dünyanın yani hatta şimdi bir paralel bu, evren gibi yaşıyorlar mı insanlar? Belki burada dijital oyunlardan Çünkü yaş çok, oranını söylediğiniz ta, tabii. için söyledim. E, burada, yani burada dim faktörü e, kullandıkları sosyal mecralardaki e, faktörler artı e, yaşam şekilleri, eğitim şekilleri bunları mı etkiliyor? Yoksa bu işin karşılığı üst takıl kapitalizmi de vahşileştirerek alın size bunu sundum mu diyor. Ne diyor hocam? Vallahi ekonomik cepheden <laughs> benim söyleyeceklerim <laughs> evet. var. Şimdi burada neticede bunlarla ilgili olarak esas dört başı mamur bir psikoloğu, bir psikiyatristi evet. ağırlamak suretiyle bunlarla ilgili çok e, süper bir program yapılabilir şüphesiz. çünkü Tabii. biraz sonra alan itibariyle çok iddialı konuşmaya başlarsam hoca tehlikeli bir şekilde psikiyatri eninde sonunda psikiyatri alanı ile ilgili yani. de bir takım evet. analizler yapıyor demeye başlarlar ama e, genel manada yine bu ulus e, dünya sağlık örgütü ve çok kalburüstü üstü kurumların raporlarına baktığımız zaman e, e, en önemli yani bu yaş grubunda en önemli intihara sebep olan ama giderek daha üst yaş grubundaki insanları da intihara sürüklemeye başlamış olan en büyük unsur teknolojik sıçramanın getirdiği baskı. Raporlarda bunun öne çıktığını görüyoruz. Yani ekonomik sorunlar nedeniyle intihara teşebbüs etme ya da zihinsel bozukluklar nedeniyle intihara teşebbüs etme diye baktığımızda son dönemde inanılmaz bir şekilde teknolojik sıçramanın getirdiği baskılar daha enteresanı var. Bu sosyal medya mecraları ve kullandığımız bu akıllı cihazlar nedeniyle her daim göz önünde olmanın getirmiş olduğu toplumsal ve sosyal baskıyı yönetememek sonucunda intar intar etme noktasına gelme aşırı interaktif yaşam yani şu akıllı cihazlarla sürekli sosyal bir dünyaya bağlanmak nedeniyle aşırı interaktif bir yaşam içerisinde olmanın e, bu son dönemdeki bu büyük sıçramanın, e, büyük intihar sayılarındaki büyük sıçramanın en önemli etkenini vermiş olduğunuz rakamlara bakınca 2021 rakamı eğer bu süreçte giderse yani rakam gerçekten korkutucu. Bir de Dünya Sağlık evet. Örgütü e, biliyorsun Covid 19'un sebep olduğu e, akıl hastalıkları ile ilgili olarak zihinsel hastalıklarla ilgili insanların aşırı korkuya kapılmaları kendilerini tamamıyla toplumdan soyutlamaları bazen duyuyorum. Şimdi etrafımızda diyorum ki ya ben şu kişiyi 6-7 aydan beri görmüyorum. Abi diyorlar o bir şekilde iş yeriyle de konuştu. 7 aydan beri söylemeyeyim yerini işte Ege'de veya işte Akdeniz'de bir yerde bir böyle daha kalabalığın az olduğu bir yere kendini gitti oraya kapattı. Evden bile çıkmıyor falan. Yani Şimdi etrafımızda ne kadar örnek vardır bilmiyorum ama yani açıkçası söylemek gerekirse hani senin ve benim gibi bu Covid-19'un ortasında işte çifte maske, kolonya, sosyal mesafe yapabildiğimiz en büyük imkan ve mücadele ile Covid-19'a karşı kendimizi koruyarak bir saniye bile ...sağdan ayrılmayan, sahanın içinde olan insanlarız. Ama bir taraftan da yaşadığı büyük korku ve endişe nedeniyle Türkiye gibi aslında Pek çok olayı aynı anda yaşamaya alışık olduğumuz bir coğrafyada bile bir grup insanın bu yeni sosyal yaşam, yeni yaşam standartları gibi gerekçelerle kendilerini korku ve endişeyle bu COVID-19'a yakalanmamak için şehirden tamamıyla uzaklaşarak çok kırsal ve sakin bir yerde inzivaya çekilerek tamamıyla izole ettiklerine bile şahit oluyoruz. Ee, yani bu boyutuyla Hıcağım, bakıldığında devamlı izleyicimiz var. Ee, çılgın Kastamolu bugün de bizle diyor ki silahlanma ve ç... ee, en çok ABD İsviçre'de iken intihar olayları Japonya ve İskandinav ülkelerinde e, arttığını biliyoruz. Hala silahlanma e, anlayamıyorum diyor. Bilinçli silahlanmaya, silahlanmaya evet diyorum ama diye de eklemiş. Şimdi şunu söylememiz lazım. Yani ee, İskandinav ülkelerinde intihar olayları hep fazladır. Bak, onu söyledim. Bir evet, küçük lütfen, parantez. Lütfen. Eee Dow Jones'ta son 10 günden beri hisse senetleri en çok değer artışı yaşayan şirketler hangileri biliyor musun? 3 Kasım'a doğru. Hangisi hocam? Silah ve mermi üreten firmalar. Yani bu nasıl bir Yani kişisel, yani bu kişisel nasıl bir Amerika Birleşik Devletleri düşünebiliyor yani. musun? Ee, aynen. Çok güzel kişi bir şey oldu. Sağlama oldu ya aslında. Bu, 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 bu nasıl bir şey? Yani 3 Kasım seçimlerinde Amerika'nın çok ciddi sokak çatışmaları yaşayabileceği ihtimaline binaen, Bravo. E, e, birileri diyor ki ha bu nedenle e, Amerikalılar e, bu seçim sonuçları nedeniyle sokağa dökülüp birbirleriyle çatışa, çatışacaklarsa yani birbirlerine silah Biz de atacaklarsa silah e, yok e, silah üreticileri ve mermi üreticileri bu ara iyi satış yapıyorlardır diye adam demiyor ki ya ülkenin başına ne gelecek. Gidiyor hisse senedi alıyor. Biz silah üretmeye devam edelim diyor. Ya hisse yani, senetleri de diyor. E, yani adam şunu yani söylüyor. Ben artık bu, <laughs> yani bak kapitalizmin vahşileşmesi ve otokratikleşmesi anlamında bir şeyleri söylüyoruz. Ya nasıl bir vahşi kapitalizm ki adam demiyor ki aman Allah'ım Amerika Birleşik Devletleri nereye gidiyor? 3 Kasım gecesi seçim sonuçlarını kabul etmeyen karşılıklı kesimlerin Amerika Birleşik Devletlerinde sokağa çıkıp karşılıklı bariyerler kurarak çatışmaları olasılığının konuşulduğu Bir Amerika Birleşik Devletleri Aman Tanrım demiyor. hmm e, silah ve mermi üreticileri demek ki bu ara iyi iş yapıyorlar. Bunlar e, işte e, üçüncü çeyreğin sonunda iyi kar açıklayacaklar ya da yıl sonunda iyi kar açıklayacaklar. Ben gidip bunların hisse senedini alayım. Yani e, kendi bacaklarından yani hani, vurmaya devam ediyorlar. Yani diyorsunuz. kapitalizmin nereye yani sen demiyorsun ki Amerika Birleşik Devletleri nereye gidiyor? Amerika Birleşik Devletleri e, anayasal değerleri itibariyle çok acayip bir yere sürüklenirse bir sahne düşünebiliyor musun? Amerikan filmlerinde şey diyor, akalarda ee, değil falan. Joe Biden mesela Amerikan Silahlı Kuvvetleri ile birlikte Beyaz Saray'a gidip Bas e, Trump'tan Beyaz Saray'ı almaya çalışıyor. Bilimlerde olmaz değil evet, mi hocam? Var, <laughs> bilimlerde. Son dönemde bunları yaptılar bir iki tane dizide. Ama şöyle kendileri basmıyor. Yani yok yok. Eninde sonunda... Hayır hayır. Ee, hangi diziydi? Ben sana söyleyeyim. Çok yakın tarihte e, şu anda Dijitürk'te de oynamaya devam eden yeni yeni sezonu oynamakta olan bir dizide harbi bu, bu oldu. Yani e... hocam ben izlemedim çünkü vakitsizliğimi bildiğim için Yok yok. Yani artık... şey ben biraz bu evet. iyi e, böyle çok iyi siyaset yapmış. mecralı dizileri kaçırmamaya evet. çalışıyorum. Orada da sübliminal bir sürü mesaj var. Amerikalılar kime ne anlatmaya çalışıyorlar diye ama özüne baktığınız zaman e, bunu da oynattılar. Yani resmen bir diğer hangi Amerikan hangi diziymiş bir e, izleyicilerimize soralım. Yazsınlar bakalım e, Şöyle eee e, şöyle e, dizinin kendisi aslında doğrudan böyle bir konuyla alakalı değil aslında. E, ama e, esas e, dünyaya bir e, meteor yaklaşıyor. E, bu meteorla ilgili olarak da e, Amerika'nın genius'ı bir adam aslında bunun farkında olması itibariyle dünyayı kurtarmak üzere zaten bir uzay gemisini çoktan yapmış falan gibi bir hikayenin ortasında bir de bunları farklı ve kötü amaçlarla her zamanki gibi evet. kullanmak isteyen bir başkan seçildiğini iddia ederek ondan sonra gelip esas daha iyi olan başkanın elinden Amerikan Silahlı Kuvvetleri'ni kullanarak şeyi ele geçirmeye çalışıyor. Beyaz Sarayı. Beyaz Sarayı falan yani. Bunları bayağı Hocam, şey yapıyorlar. Hocam şimdi Anahtar e, diye bir izleyicimiz kendi ismiyle yazmış. İnternetsiz kalsaydım sevgili dostlar etiketimiz. Biz Türkler elektrik olmadan yaşama becerisine sahibiz. Soba, gaz lambası, mum, e, işte konserveler, kuru bakliyatlar ve e, türlü türlü şeyler. Bakın Hocam, sevgili bir haftadır kaloriferler yanmaya başladı. Evet. Bizim yine klasik bizim mahallede trafo çekmiyor. Biz yaklaşık olarak bir haftadan beri ortalama günde 3,5-4 saat elektriksiz olarak idare ediyoruz. Eşim çay için gereken suyu yine klasik. Ondan sonra fırında şey yapıyor, ocakta kaynatıyor. Ondan sonra ben sabahleyin şofben soğumadan hemen süratle yıkanma. Yani hakikaten dünyaya bir şeyler olduğu zaman bunların tümüne alışık bir ülke olmamız ve Yaşamla ilgili büyük bir azmimiz olması itibariyle en son yenecekleri ekip, yani dünyadan uzaydan da birileri gelse en son baş edebilecekleri taraf biz olacağız gibi bir Şimdi tabi şey, hocam şey, şöyle bakmamız lazım. Benim söylemiş olduğum, söylemekte olduğum sizin için bir günlük bir kesinti, üç günlük bir kesintiden bahsediyorsunuz. Tabi canım espril olarak söylüyorum. Yok ben de hani arkadaşa anahtar e, ismiyle yazmış internetsiz kalsaydıma, işte biz Türkler diyor. Bakın sevgili dostlar, olay ne durumda? Benim bahsettiğim 3 günlük bir kesinti değil, bir haftalık bir kesinti değil, 15 günlük bir aylık bir kesinti değil. Gerçek anlamda dünyayı felç edecek bir kesintiden bahsediyorum. Ya yani bile çektiler. Tabii çok ya eski bir dizi çektiler. Tabi çok elektriksiz kalıyor. Tabii. Şimdi şöyle bakacaksınız. Yani hani biz e, Türkler işte gaz sobası filan diyorsunuz ya gaz sobasını bulamayacaksınız çünkü gazı ya, getirecek hocam, arabaların hocam, çalışmadığı bir gaz sistemden. Soba, ya gaz sobasını da geç. Evet. Mesela çok ekonomik durumu iyi olan bir adam olarak İstanbul'un son dönemde yapılmış olan oldukça lüks konutlarından bir tanesinde 42 nolu katta güzel bir Boğaz manzaralı evim var. Ve elektrikler tamamıyla gitti. 42. Asansörle inemezsen. Ya bırak asansörü 42. kata suyu ne çıkaracak? Tabii yani dolayısıyla istediğin kadar Türkiye'nin en zengin insanlarından birisi ol. Hocam kısmet olursa burada şey olsun. Hani yani e, elektrik... sürprizi açıklayayım. Yakın zamanda bununla ilgili bir filmin e, anlatıcısıyım. Yani onu bir e, hani sürpriz olarak söylemiş olayım. Tam bir felaketin nasıl olacağı, neyle karşılaşacağını anlatan bir filmin anlatıcısı olacağım. Bunu izlersiniz. Bahsettiğim şu Hocam şimdi Sen şunu cevaplandır. Etrafınızda Ertan. elektronik var ya. Bakın ne güzel telefon. Diyorsun ki şimdi Kerem, ya ben eve gideceğim. Ya hangi yoldan gideyim? Basıp gidiyorsun. Ve altta diyorsun ki ya işte bizim nesili e, e, şimdi tabii. Yani senin için de geçerli olduğunu şöyle ispatlayalım. Bak. Olay ne biliyor musun? Biz herhangi bir insanı geçen gün e, e, Ertal Şenle program yapıyorduk. Aldık adamı, ormana bıraktık hocam. Hadi evini bul. Zamanında böyle adamlar, yani hani bu Survivor filmi Hı. var ya, hayatta kalabilmek şey Benim bahsettiğim öyle bir durumda karşılaşırsanız ne yapacağınız? Bak, Baby Örnek Boom... veriyorum, 74 gün yetiyor. Tüm dünyanın gıda stoğu. Hocam büyük felaket, 75 gün değil yani. Kaç doğumlusun? Ben 62'liyim. 60 62'lisin, 60 dolayısıyla ikimiz de X jenerasyonunun birer üyesiyiz. Biz yırttık. Fakat ben sana söyleyeyim. Şimdi bakıyorum mesela Türkiye'nin neresinde hangi ortamda çalışırsam çalışayım hayatta 3-4 katı asansörle inip çıkmam. 4-5 kata kadar 55 yaşındayım. Hala asansörsüz inip çıkmaya gayret ediyorum. Bir kat için yemin ediyorum sana bir kat için 15 dakika asansör bekleyen bir nesin olduğu bir dünyada ben esas bu söylediğin tehditlere yönelik olarak en hazırlıksız olan jenerasyonun Y ve özellikle Z ve sonrasında tamamıyla bütün bu dijital dünyanın içinde doğup büyüyen ve yetişecek olan ve bütün bu imkanları ciddi manada hayatının bir parçası yaptıktan sonra birdenbire bunsuz kalacak olan alfa jenerasyonu için hakikaten büyük endişem var. Yani yeni jenerasyonda çok enteresandır. Ee, ...üniversitede bile görüyorum... ...ya aşağıya kadar inecek merdiven var... ...sadece bir kat aşağı inmek için... ...asansörün önünde... ...10 dakika bekliyorlar... ...oysa 20 saniye bile tutmaz... ...bir kat aşağı inmek... Yani ...dolayısıyla... eğer Bir de hocam şöyle bir şey var... ...o varmış gibi kabul ediyor hayatında... ...yani... Bütün elimizdeki imkanlar varmış gibi kabul ediyoruz. Hep yani, var olacak. Evet hep sanki bizle birlikte yaşayacak biz öldüğümüz zaman. Bu da o zaman onlar... şu sonucu beraberinde getiriyor. Buna ne dersin? Bak, Lütfen. Bu, bu senin cevaplaman gereken bir soru. Ee, bu kadar yüksek teknolojiyle insanlığı donattıktan sonra ve bununla ilgili olarak tam bir teknoloji biyatlığını sağladıktan sonra ve bir anda bütün şalterleri, şalter diye bir şey artık kalmıyor da... ...sembolik olarak bütün şalterleri indirdikten sonra... ...elindeki tüm imkanları kaybetmiş olan insanoğlu... ...bunlara yeniden kavuşmak için her şeyi feda eder mi? Şimdi bir resim var. The ekonomistin kapaklarından bir tanesi. E, karanlık dünyayı bir ekrana verir misiniz? Şalter dediniz, size bir şalter göstereyim hocam. Şimdi... Evet hocam bak, eylemler, şimdi bunlar eylemleri bir şekilde açıyor mu kapatıyor mu anlamadık ne olduğunu. Çünkü yönünü bilmiyoruz şu anda. Ekonomi zaten dikkat et. Di dikkat, ekonomist dedi hep ki... Hep bunu seviyor evet, zaten. Di ekonomist dedi ki bize hocam, biz dedi aslında bakın karanlık var, yıldızları oraya boşuna koymamış adam. Amerikan bayrağı değil o. Diyor ki... ...onu bir sen şekilde istersen diyor. Amerikan bayrağı İsterseniz istersen gece Avru Avrupa Birliği bayrağı bir de gece olarak evet, da istersen desiniz. gece geceyi biz diyor bir şekilde tüm elektriği keseceğiz... o zaman önümüze çıkan eylemler ve insanların var olma çabaları yani hayatta kalabilme çabaları ne olacak onu sizi, göreceğiz sizi diyor. gerekirse çok rahatlıkla susturmayı ve çok rahatlıkla elinizdeki bütün bu imkanları elinizden alarak sonunda sizi zorla kabul ettireceğimiz sisteme biat ettirmeyi biliriz. Hocam şimdi çok ekonomide konuştuğumuz bir şeyi sorayım size. Ya düşünsene bankamatikler durmuş, her şey durmuş. Hocam şimdi büyük Al felaket alışveriş bu. Alışveriş yapmak için affedersin para bile çekemiyorsun, kredi kartları çalışmıyor, hiçbir şey yok, nakit para da yok elinde, varsa bile bitti. Ne yapacaksın? Şimdi... Bu hikayeyi biraz önce söylediğim gibi sürpriz olsun dedim. Es filmini yapmışlardı. Japon olduğu Merkez Bankası diyor bir ki, bir filmde dijital para üzerinde çalışıyoruz, çalışıyoruz. Sonunda diyecekler ki The End of the Cash Money. Nakit para da artık bitti. Dolayısıyla artık kredi kartı var, bankamatik var, işte mobil Hocam, ödeme sistemleri var. Paranın anlamı olmadığı bir dönemden bahsediyoruz. Yani suyu bulamadığınız benim bilmem kaç hayır, hayır. milyon dolarlık arabanız da olsa, ya bunları bugün çıkan sonra herhangi diyorum. bir arabanız da olsa, arabanız tamamıyla elektronik olduğu için hiçbirinin çalışmayacağını düşünün. Ya dünyanın en zengin insanı ol. Bir ay bir gram suya bile ulaşamadığını, yıkanamadığını, bir temiz su bile içemediğini düşün. Dünyanın en zengin insanı olsan bile bir gram temiz su bulamadığını düşün. Zenginliğin ne anlamı var? Diyor ki burada tabii farklı şeyler varmış. Deniz Onurca diyor ki tarladan az çok ne olsak yerdik, aç kaldığımızda çok oldu derdi falan fişmekan. Yani şunu söylüyoruz. E, Denize de burada Omurca'ya söyleyelim. Deniz onu bile bulamayacaksın. Çünkü bak hocam ekonomi tarafına geçelim işin. Şimdi büyük başlangıç denilen nokta bir şeyin büyük bir başlangıcı olabilmesi için. Ekonomide ikimiz de ekonomist olduğumuz için söyleyeyim. Çan eğrisi değil mi hocam? Bizim için önemli bir e, ikon. Yani çan eğrisi dibe vurmak zorundaysa bahsedilen büyük başlangıç, great reset dedikleri konu nedir hocam? Bununla da ilişkilendirseniz nereye gider? Tüm finansal sistemi çökertirsen e, e, buradan yeni bir hikaye yazarsın. Evet. Bu hikaye ne olacak? Nasıl bir e, finansal sistem çökmesi demek? Paranın değişmesi mi demek? Paranın dijital olması mı demek? Yoksa biraz önce The ekonomistin ekranda da izleyicilerimizi izlediği gibi bir şalterin aşağı indirilip tüm elektrik ve elektronik sisteminin yok edilmesinden ne ee, bir yani şöyle referans söyleyeyim. alalım? Tüm finansal sistemde herkesin ne kadarlık bir tasarrufu, ne kadarlık bir birikimi olduğuna dair bütün verinin dünyada yok olduğunu gözünde canlandır. Evet ve e, aşağı yukarı bütün uluslararası sistemde 1 katrilyon dolarlık işlem var dolar cinsinden. 1 katrilyon dolarlık e, dolar cinsinden işlemi yaklaşık olarak basılmış aşağı yukarı 10 trilyon doları biraz aşan bir Amerikan dolarıyla çeviriyoruz. Yani yaklaşık olarak e, basılı olan Amerikan dolarının e, yaklaşık olarak 100 katı kadar bir uluslararası finansal sistemde işlem var. Herkes de buna göre bir mali varlığı olduğunu iddia ediyor. Tabii. Bu sistemi tamamıyla yok ediyorsun. Yok etmen sonucunda dünyada var olduğu iddia edilen mali varlığı çevirecek kadar onun yüzde biri kadar aslında bir basılı değer olduğunu söylüyorsun. Savaşları artık sen düşün. Altının anlamını sen düşün. Hocam, na, yani böyle bir yani şimdi ne oluyor? Yani şimdi, da, şimdi ne oluyor? Düşün da, demeyin hocam. Şo, şimdi bak, şimdi ne bu da, biraz bana kaçak ayak, bir bak, cevap hayır, oldu. Şimdi, Şöyle şimdi, söylüyorum, şimdi ne oluyor çok da? Net. Bak, bazı merkez bankaları ne oluyor da daha fazla altın rezervi e, yapma gayreti içerisindeler. Bütün bu işler bittiğinde e, dünyada eğer tekrar e, sistemi kuracaksan, tekrar sistemi ayağa kaldıracaksan, yine dönüp dolaşıp. Bütün dünyaca kabul edilmiş olan bir satın alma değeri olarak yine elinde varsa altın var. Altın var. Yani buradan altından daha değerli bir Bungol şey bir nitras'ta tekrar dönüyor. <laughs> yani olabildiğince gümüşe ve altına yatırım yapın diyorsunuz. Buradan ben böyle anlıyorum. Ama ben demiyorum zaten Hayır, sonuç hani mudur diyorsunuz. Zaten çok Zaten dünyadaki bazı merkez bankaları bizim merkez bankamız da dahil başta olmak üzere. üzere şu anda altın Devamlı rezervine altın doğru dönüyor. Şimdi hocam şimdi bakın. E, bu büyük başlangıç konusunu hani çok net bize bir anlatsanız da. nasıl bir şey? Şimdi nereye gitsek elimizde bir şey var. Diyorlar yani açıkçası söyleyeyim. Büyük söyle. başlangıç büyük başlangıç. Ama daha üzerinde yani, üzerinde çalıştığımız bir konu değil bu. Yok şimdi siz tahminlerinizi söylerseniz bize. Bu çünkü e, bu kayıtlar televizyon kayıtı. Yani eninde sonunda YouTube'a yüklenecek ve bunlar artık e, e, dijital hayatın o kayıtlarda yani işte bahsettiğimiz elektrikler falan bir şekilde karanlık bir dünya olmadığı sürece o kayıtlar duracak. Tahmininizi söyleyin bize. Ya şöyle söyleyeyim. Resetleme dediğin şey evet. Reel dünya ile finansal dünyanın birbirine eşitlenmesidir. Yani dünya ekonomisinin fiziki olarak gerçek manada sahip olduğu varlık değeriyle ile mali sistemdeki varlık değerinin birbirine eşitlenmesidir. Şu anda burada bin katlık bir kopma var dünyadaki ekonomik sistemi fiziki olarak var olduğunu bildiğin e, bir varlık değerinin bin katı kadar bin katı bir büyüklüğe ulaşmış bir e, finansal yapıyla yürütüyorsun Evet hocam reset dediğinde reset dediğinde şunu gözünde canlandır fiziki varlıkla finansal varlık eşitlenecek demektir yani bin kez küçülecek olan bir dünyadan söz ediyoruz. Şimdi e, ben gerçek anlamda üst akıl olsam, böyle bir tecrübe yaşayacaksa dünyayı ve zaten benim yapmış olduğum binlerce, belki milyonlara yakın projeksiyonların içinde bu da vardı. Ve olasılığı da yüksek. Şimdi ben de The de ekonomiste olduğu gibi, yani üst aklın bir mecrası olduğu için, bunu gördüm ve yavaş yavaş planlayarak sisteme o zaman sokuyorum. önce fiziki varlıkları kapatmaya başlarım. Evet. Eğer böyle bir resetleme yaptıracaksam ve bu resetleme... Fiziki varlık dediğiniz nedir hocam? Çok e, net. Neleri mesela? Altın, gayrimenkul, efendime söyleyeyim işte ne bileyim, binalar, taşıt araçları vesaire. E, bunlar bir fiziki varlık değerini oluşturuyor dünyada. Biz buna küresel anlamda bir milli servet diyor, değeri diyoruz. Bir de bu değerin ötesinde tamamıyla e, kayıtlı ekonomi olarak e, ifade ettiğimiz bir de bir finansal e, dünya var. Bu finansal dünyayla bu fiziki varlık dünyasını karşılaştırdığımız zaman burada bin kat daha büyümüş bir değerler var. Evet. Dolayısıyla e, burada e, e, menkul kıymetleştirmiş menkul menkul kıymetleştirilerek bin kat daha büyük bir değere ulaştırılmış olan bu unsurlar burada dururken burada gerçek manada her daim kullanabileceğiniz fiziki varlıklarla o zaman ben dönerim eğer böyle bir resetleme olacaksa genel manada elimdeki tüm imkanları bu fiziki kaynakları ne bileyim madenleri efendime söyleyeyim işte altını ve buna benzer fiziki anlamda sahip olabileceğim tüm varlıkları kapatmak için kullanıyorum. Ele geçirmeye çalışıyorum evet. diyorsunuz. Şimdi şöyle bir şey. Yani bu Türkiye Cumhuriyeti içinde de geçerli. Artık bir eğer okuduysa Yunanistan için de geçerli. Çin için yani de geçerli. Milli maden hamlesi dedi. Şimdi şöyle. Evet. Mesela Türkiye Cumhuriyeti şu anda bir milli enerji ve milli maden hamlesi yapıyor. Bununla ilgili olarak yeni bir milli enerji ve maden kanununu mecliste geçiriyor. Şimdi bunları konuşurken böyle şey oluyor, ya nedir kardeşi bu böyle milli, milli, milli? <laughs> Arkadaş bir bir sürece yönelik olarak bir hazırlık var. E, gözünü açmış olan, gözünü açma gayretinde olan bazı devletler bir tarafa doğru götürüldüğümüz, götürüldüğümüzün farkında olmaları itibariyle ülkenin böyle bir süreç yaşandığı zaman ayakta kalması için gereken bütün fiziki varlıklarının başkaları tarafından ele geçirilmemesini sağlayacak şekilde koruma tedbirleriyle ilgili ciddi bir takım yasal çerçeveler oluşturuyorlar. Tabii. Bu millileşme meselesi, millileşme meselesini izleyicilerimizin arasında demode bulanlar varsa, bu Big Reset'le ilgili olarak bu ne zaman geleceğini tam düşünemediğimiz ama devletlerin parçalanmasına, Avrupa Birliği projesinin, bambaşka bir yere savrulmasına sebep olabilecek ölçüdeki bu big resetle ilgili olarak çok ciddi hazırlıklar yapılması lazım. Dolayısıyla da Avrupa Birliği belki de bu konuda en hazırlıksız yakalanma riski taşıyan alan gibi gözüküyor. Çünkü Avrupa Birliği projesini kurtaralım derken bu fiziki varlıkları Çin başta olmak üzere bu varlıkları ciddi manada toparlama gayretinde olan e, e, devletlere karşı koruma kabiliyetleri konusunda da problem yaşamaya başladılar. İzinle şu Çin'in... Hocam e, bir sorunuzun tam karşılığı olmuş bu. Yani cevabınızın tam karşılığı bir soru gelmiş. Murat Ali Giray kardeşimiz demiş ki internetsiz kalsaydım etiketimize. E, resetlemeye karşı e, ne tür önlemler alabiliriz? Biraz önce hocamızın söylediği gibi ben de sizin sesiniz olarak... Nedir hocam bu fiziki kavramlar? Ne anlatmak istiyorsunuz diyorum. Olabildiğince e, madenlere dikkat çekti bize Yani olabildiğince altın ve gümüş üzerinde durmamız Türk lazım. Toplumu yastık altında tuttu. Altınlarına dikkatli olsun. Dikkat olsun. Yani bu süreç 10-15 senelik bir süreç korkarım demiş e, Murat Ali Giray. Doğrudur. Katılıyor musunuz hocam? Böyle bir süreç içinde mi? 10-15 senelik bir süreç içinde bunlar gerçekleşecektir diyor. 2030'dan başlayıp 2040'a yani kadar aynı dönem süreçler. içerisinde. Demek ki. yani. yani Tehit et, etmek söylüyorum. Evet, Gireyin söylediği takvim doğrudur. İzninle evet. şu Çin haritasını bir Lütfen. daha verebilir arkadaşlar. Bir daha alabilir miyiz bu Çin'in yatırımları haritasını sevgili Südüdüye aktarabilirseniz yönetmenim. Şimdi bu arada şöyle bir şey, onlar verirken ben şöyle bir şey diyeyim. Yani orada çünkü Çin'in bu fiziki varlıklarla ilgili nasıl bir operasyon Tabii Afrika'yı baktığımız zaman zaten çözmüş zaten, Yani olacağız, hani tabii. Çin şu anda evet. bütün bu fiziki varlıklarla ilgili. Şimdi bu James Bond filmlerinde, evet, e, 007 filmlerinde işlenen konular. Hocam geldi bu evet. arada. Yani evet. buradan şimdi dünyada e, madenler ve yeraltı zenginlikleri nerelerde bir tekrar evet. hatırlamakta yarar var? İzninle. Lütfen. Yani e, açıkçası söylemek gerekirse Güneydoğu Asya'daki şu alanın bütünü Endonezya'ya kadar dünyada çok çok önemli e, yeraltı zenginliklerinin olduğu yerler. Afrika'yı nasıl e, nasıl e, çev çevrilediğine bakalım e, Çin'in. E, Latin Amerika bu anlamda çeşitli madenler açısından Tabii. yine zengin bölgelerden bir tanesi Avrupa Birliği işlerine doğru e, sızmalar. E, Balkanlar, Rusya, e, e, genel manada bakıldığında e, Yunanistan. Burada tabii e, yalnızca madencilik olarak da görmeyin. Bunların çoğu limanlar. Limanlar da yani ya tabii adam e, tabii, şeyi nasıl taşıyacak tabii, ki? Yani o yani, teknolojinin fiziki, merkezleri Fiziki. olabildiğince Amerika'ya baktığınız zaman Güney Amerika'nın alt kısmı yani Güney ve Orta Amerika Bilhassa lityum konusunda çok önemli olduğu için varlık, orayı ele geçirmeye fiziki çalışıyorlar. Fiziki varlıkların bütününe yönelik çok ciddi evet. bir biz varlık derken bu arada yalnızca madenler falan düşünüyoruz ama e, unutmayın ki tarım ve tarım e, sal alanlar ele geçirilmesi gerekli en önemli yerler. Çünkü, The Economist dergisinde evet. dünyada kimlerin e, kullanılmayan tarımsal arazileri e, kapatma gayretinde olduğuna dair bir kere bir makale yayınlandı, bir kere bir makale yayınlandı sonra bir daha bu konuyu asla gündeme bile e, getirmediler. Yani dünyada fiziki varlıklar dendiğinde hatırlattığın için çok teşekkür ederim. Aynı zamanda e, belirli sermaye grupları tarafından ve belli e, yani böyle petrolden, doğalgazdan, çeşitli yeraltı zenginliklerinden gelen büyük fonlarla o fonlar sayesinde dünyanın değişik coğrafyalarında ve bilhassa Afrika coğrafyasında çok geniş tarım arazileri kullanılmayan, tarım arazileri kapatan ülkeler var Çin başta olmak üzere bazı körfez ülkeleri. Evet. Dolayısıyla. Yani bazı bir körfez ülkeleri filan derken, yani bugün... Birleşik Arap Emirlikleri bunun en tapı. Tapı. Şimdi şöyle bir şeye bakalım hocam. Şimdi Birleşik Arap Emirlikleri, Çin. Yani gerçek anlamda bugün yükselen değer olarak tanımladığımız yerlerden hani yola da çıkarsak Avrupa Birliği duran mıdır, yükselen değer midir? Almanya'ya bakarsanız yükselen değerdir ve Avrupa Birliği'ni yani sırtında taşıyan ülkedir diye bakıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri, Kanada gibi ülkeler dünyanın yükselen değerleri. Bunları biliyoruz. Şimdi biraz sonra Türkiye'yi soracağım ama e, şimdi dünyanın gayri safisi e, 81 trilyon dolar kadar bir e, yapı. Yani dünyada alacak diye baktığımızda hani bildiğimiz T yi yazdığımız zaman, yaptığımız zaman alacak tarafına 81 trilyon doları ekliyorsunuz. Yani dünya diyor ki ben çalıştım arkadaş 81 trilyon ürettim. Hocam bu burada. Borcu da bu tarafa yazıyoruz. Borcu da aldığımız taraf yani gelir ve gider dengesi bilanço çıkartıyoruz. Diyor ki dünyanın borcu 237 trilyon dolardır. Dı. Dı. Şimdi <laughs> Burada tabii TÜREV alacakları da düşelim hocam. Yine e, izleyicilerimize açıklayalım. Diyor tüle varacak ben Kerem'e verdim. Kerem de Emre'ye verdi seneti. Toplam borç yüzde 300 hocam. Tamam buradan e, işte o seneti de saymış bu 237 e, trilyon dolara. Diyelim ki 300 trilyon dolar. Çünkü bunlar sala, sanal alacaklar. Yani bir şekilde kayıt. Onu da düşelim hocam. Ona da ben ağanın eli tutulmaz diyorum. 100 trilyon yazdım. Yani ortada 81 trilyonla kalan bakiye yani alacaklının... 2,4 kat en iyi koşullarda. Hocam şimdi bu rakam 51 trilyon dolar dünya borçlu çıkıyor. 51 trilyon dolar değil daha ben, yukarıdadır. Daha yukarıdadır ben kabaca bu rakamlar benim geçen sene çıkarttım. Sen rakam. iyi niyetlisin. Tabii iyi niyetli çünkü ben türev alacakları çok düşüyorum da onun için hani... Birbirini elini tekrarlayan diyorsun. Hocam birbirini tekrarlayan. İşte, çeki ben size verdim. Siz de aldınız birisine verdiniz. Öteki de ötekine verdi. Bu toplamı da için içine katarak devam ediyorum. Dedim ya ağanın eli tutulmaz diye ağalık yapalım yani. Diyelim ki 51 trilyon dolar dünya borçlu. Amerika Birleşik Devletleri'nin borcu 21 trilyon dolar hocam. Onun bile üstünde bir. Alacağı sahip 51 trilyonun sahibi kim hocam? Ve Şimdi bu alacaklıysa yani dünyada böyle bir paranın alacaklısı bu oyunları bu masadaki kağıtları yani ben 2008'den beri bunları anlatmaya çalışıyorum. Aydınlatmaya çalışıyorum. Sizle belki ona yakın program yaptık. Onlarca program diyelim. Bunların hepsini konuşuyoruz. Bu alacaklı Great Reset'i organize eden mi? Bu alacaklı Çin'in ee, ne olması gerektiğini organize eder mi veya da Amerikan seçimlerini bir şekilde manipüle edip kimin kazanacağını belirleyen bir kurum veya yapı mıdır hocam? Ya onun da ötesinde söyleyeyim. Evet. Ee, Amerika Birleşik Devletleri'ni bu haliyle e, iflasa götürmen halinde iflas etmiş olan bir Amerika Birleşik Devletleri dünya için ne anlam ifade edebilir onu da düşünmek lazım. Ne anlam ifade eder hocam? İflas etti Amerika Birleşik Devletleri. E, yani sonuçta Amerika Birleşik Devletleri'nin resmen fiilen iflas etmesi bile bütün dünya sistemi için dolar bazlı bütün dünya sistemi için bir resettir zaten. Amerika Birleşik Devletleri'nin fiilen iflas ettiğini açıklaması, Amerikan dolarının bir anda tarihin en büyük değer kaybını yaşaması zaten bir resetin kendisi. Çünkü bu bugüne kadar Amerika Birleşik Devletleri bunca ülkeye ne ne için savaştı? Ne için gözdağı verdi? Çünkü dolar bazlı finansal sistemin devam etmesini istediği için Amerika Birleşik Devletleri'nin fiilen iflas etmesi halinde o zaman dolar bazlı finansal sistemin çöküşüyle birlikte bunun bunun hemen muadili bir sistem olmaması itibariyle çok tuhaf bir Rahmetli şey içinde rahmet tanıyacağım iki kişiden bahsedeceğim. Ee, birisi Erdoğan Bey e, Maslak'ta bir e, arama toplantısında birlikteydiz. Bundan sonra dedim ki, 50 yıl sonra ne görüyorsunuz? dedim. Dedi ki, bugün tabi ismini büyük reset diye koymadığımız her şeyin başlayacağı, tekrar yapılacağı gün dedi. Hazırlık yap dedi. Aynı şeyi mahir kaynak hocamıza söylediğimizde, ganigari rahmet eylesin ikisini de şöyle söyledi bana. Dedi ki, sistemler değişir. 100 takıl dedi. Dolma, dolar yerine dolmaz koyar. Hiç önemli değil. Sistem bir şekilde yolunu bulur. Ama e, bu yolunu bulduğu süreç içinde Ama insanlığa düşün... ne olacağı asıl konudur dedi. Doğrusun. Evet. Çünkü orada şöyle şey, sistemin yeniden kurulması için fiziki varlıkların e, yeni sahiplerinin ne olacağına dair bazı kararların alınması gerekecek. Bu burada bir Şimdi nokta düşün, koy bak, virgül bunu koyalım. Tek, bak bunu tekrar söylüyorum. Reklam arası gideceksin herhalde evet. ama tekrar söylüyorum. Big reset olduğunda küresel sistemdeki milli servet el değiştirecek ve milli Hocam çok milli özel servet, bir yerdesiniz. Milli servetin Kesmeyeyim sizi. el, el değiştirmesiyle birlikte e, yeni zenginler ve yeni fakirler. Bunu aynı zamanda kıyamet değil mi hocam? E, Şimdi tabii çünkü efendim bir reklam arası vereceğiz. Zenginler fakirleşen için evet, kıyamet ayrılmayın tabii. Ayrılmayın efendim. Ee, bu üst aklın kıyamet senaryoları ekonomide nasıl işlenecek veyahut da sosyal yaşamda veyahut da kültür ve sanatta hatta bu işin daha büyük boyutu var değil mi efendim? O da diyorlar ki dünyanın tekrar başlangıcı bunu nasıl işleyecekler onu konuşmaya çalışacağız. Ufak bir reklam arası. Efendim TV 100 ekranlarında Ertan Üzey ile kayıt dışındasınız. Dünyayı kurtarıyoruz ekonomik olarak. Veyahut out'ta dünyanın geleceğini konuşmaya çalışıyoruz. Bizi neler bekliyor? Konuğumuz Profesör Doktor Kerem Alkin. E, kitap önerir misiniz dediniz. Hemen iki tane kitap getirmiştim. Onları da tanıtmış olayım. Efendim Tiran Toynbee'nin kayıp e, kitabı. Biliyorsunuz Arnold Toynbee'nin çok önemli bir şey, lafı var. Diyor ki tüm düşünürler diyor ama hepsinden bahsederek ee, ne ne fikir üretirlerse yani ne felsefe yaparlarsa yapsınlar dipnotlarında İbn Haldun'un kendisi vardır diyor. Şimdi ikinci kitabımızda Big Mac Yalçın Koçak'la benim yazmış olduğum Rumeli Türklerinin Kayıp Tarihi. Rumeli Türkleri ile ilgili bir kayıp tarihi anlattık efendim. İsterseniz bunları kütüphanenizde bulundurabilirsiniz. Nerede kalmıştık? Dedik ki yani Bundan sonra bu üst akıl dediğimiz yapı bir şekilde dünyaya büyük bir başlangıç yapacaksa bu başlangıcı acaba hani e, laf e, daha çok ekonomide kullanılan leverage yani kaldıraç olarak şeyi kullanabilir mi? Kıyamet senaryoları. Ellerinde kıyamet senaryoları var. Diyorlar ki semavi dinler bunları anlatmış. Herkes de bunu hazır. Hadi biz bu kıyamet senaryolarının üzerine kuralım bütün projeksiyonumuzu ve bunu geliştirelim mi diyecekler. Şimdi Kerem hocamıza bunu söyleyeceğiz. E, dijital yapı bu kıyamet senaryolarının tetikleyicisi mi olacak? Yani biraz önce bahsettiğimiz gibi bir elektrik kesintisi, ardından gıda, ardından iklim değişikliği ile birlikte e, küresel göçler. Bunlar nereye gidecek? Bunları bir üst akıl tahmin etmedi mi? Planlı planlayarak mı yapıyor? Ve insan nüfusunu azaltma projesi yani insan nüfusu 500 milyonun altına düşecek mi? Bu arada da ben Güneşte, 16 Mayıs'ta bir şey göstermiştim 2019'da. O grafiği bir daha göstererek bir şey hatırlatacağım. Buyurun. Güneş'teki olası bir ev patlama sonrasında evet. dünyanın tamamıyla yanıp kül olması. Dünyanın manyetik alanının değişmesi. değişmesi. O kadar çok konu var ki. Bu arada... Sonraki programlardan bir tanesinde bu güneş sisteminde güneşten kaynaklanan dev bir patlamanın, bir mega patlamanın sebep olabileceği tahribattan dünyanın manyetik alanının tamamıyla bozulmasından kaynaklanabilecek. Şu anda güneşin patlamalarına karşı dünyadaki bütün elektrifikasyon sistemi ve bu elektronik aletleri koruyan bizim manyetik alanımız. Bu manyetik alandaki bir bozulma sonrasında e, Güneşteki bir büyük mega patlamayla birlikte e, e, Dünya'nın manyetik alanının bu mega patlamadan kaynaklanan e, bütün bu ışınları engelleyemeyecek hale gelmesi, Dünya'ya yansıtmak durumunda kalması halinde Dünya'da bir tek elektrifikasyon sistemi veya elektrikli cihaz kalmayacak ve o zaman karanlık dünyayı zaten e, yaşıyor olacağız. Buna e, Güneş'teki büyük bir patlamanın dünyayı tamamıyla kül etmesi gibi bir konu da dahil değil bu arada. Tabii. Yani e, izleyicilerimiz bana sıkça soruyor. Yani bu karanlık yani bir YouTube hazırladım biliyorsunuz de ekonomistte e, şablon olarak kullanarak anlattım ama bu yani benim diye ekonomist şablonlarım. Hani görsel bir şey koyayım diye. Aslında benim fikirlerim çok önceden izleyenler biliyor ki var olan fikirler. Şimdi bu karanlık dünya fikri şurada oluştu sevgili dostlar. Bir gün 2009 yılında NASA'ya gittim hocam. Ha, bu arada yeni bir film geliyor. Karanlık 2021 Dünya. 2021 yılında. yılında şimdi ben YouTube'da şeyleri takip ediyorum. Bu sinema endüstrisi COVID-19'dan dolayı şok yaşadığı için e, filmlerin büyük bir kısmını sinema endüstrisinin yani vatandaşın tekrar sinemaya dönmesinin beklendiği döneme doğru sürekli geciktiriyorlar. E, çünkü filmi bu kadar büyük harcama yaptıktan sonra şimdi bir karanlık dünya ile ilgili yeni bir film ve sunlar... <laughs> görüyoruz. Evet. Yani. evet. Şimdi ben 2009 yılında NASA'ya gittim Kerem. Yani herkese anlatıyorum bu programda da bir daha tekrarlayayım. Bunları tekrarlamam ne demek pekişsin diye söylüyorum. Ya işte dolaşıyoruz. Hani turist ee, işte yani otobüslerinin dışında bir yere geçtik. Tanıdığımız birisi vardı. İşte Amerikalı bir arkadaşımız dediler ki işte biz buradaki görevliyi tanıyoruz. Sizi biraz daha hani böyle özel yerleri dolaştırsın. Dolaşırken bir baktım. Binlerce F-250. Binlerce rakamı bilmiyorum. F-250 eski model. Yani dedim ki bunları niye stokluyorsunuz? Hepsi eski arabalar. Yani bu bizim pick-up dediğimiz. Yani işte arkasına yük koymak için iki kişilik, tek kişilik, iki kabinli, tek kabinli. Dedi ki bir gün herhangi bir şekilde manyetik bir problemden dolayı elektrik giderse biz hiçbir otomobilin kullanılacağını biliyoruz onun için bunlar bakımı yapılarak hepsi orada duruyorlar Şimdi ya bu işleri 2009 hocam bu tarih. programı seyredenlerin tümü gerçekten bu işleri ciddiye alsınlar yani yeryüzünün her saniye itibariyle ne tür bir riskle karşı karşıya kalıp tüm uygarlığımızı buradan nereye götüreceğini kestiremeyeceğimiz süreçlerin içinden geçiyoruz. Hocam devlet niye ciddiye almıyor? Devlet bence ciddi alıyor. Bak ama şöyle bir Bak, şey yaşadım. Hocam devlet şöyle ciddi alıyor. Küresel iklim değişikliğinin dünyada doğru dürüst konuşulmadığı dönemde bile, ben 1990'lı yılların ikinci yarısında devlet su işlerinin dünyada, Yağmur ve iklimlendirme değişiklikleri çerçevesinde Türkiye'nin neresi daha fazla su alır, neresi daha az su alır? Bu durumda Türkiye'nin toplam su ihtiyacını karşılamak için ne yapılması gerekir? Bunların konuşulduğu ve üzerinde çalışıldığını biliyorum. Ben de bunlara meraklı olduğum için. Ama şimdi söyleyeyim sana, bundan sonra Türkiye'nin dünya sistemine entegre olma ile ilgili, bütün bu projeleri bitirdikten sonra yani e, önümüzdeki dönemde ne kadar büyük bir iş yaptığımızı anlayacağımız İstanbul'daki İGA büyük havalimanı, sonradan ne büyük iş yaptığımızı anlayacağımız e, Çanakkale'deki köprü, Yavuz Sultan Selim, Osman Gazi bunları sonra çok daha bir daha idrak, idrak edeceğiz. Ama bu projeler kadar önümüzdeki dönemde Türkiye'yi hazırlamamız gereken en önemli unsur. Geleceğin büyük mega kuraklığına karşı e, ve yağmur kuşaklarındaki değişikliklere karşı Türkiye'de e, bugüne kadar dünyanın yaptığı en büyük su havzalarını inşa edip, barajların ötesinde su havzaları inşa edip, bu su havzaları arasında belki 4 metre, 5 metre, 10 metre çapında dev borularla bu su havzalarını birbirine bağlayarak Türkiye'yi böyle 20-30 yıl sürecek olan bir mega kuraklığa karşı dünyada su imkanlarına en ciddi manada hakim bir ülke olarak hazırlamak dahil çok konuşulacak şey var. Hocam bir şey söyleyeceğim. Alınganlık yapıyorum burada. Ee, Bana doğru değil mi? Yok yani. yok size doğru e, değil. Siz, yani sohbet ediyoruz dostlarımızla tabii, tabii. birlikte TV yüz ekranlarında sohbet ediyoruz. Bizim amacımız ne? Yani olabildiğince şu anda bir, bir yıl diziler hani rating rekorları kıran diziler var. Biz de izleyen arkadaşlar daha çok bilginin, gerçeklerin peşinde olan arkadaşlar. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Bakın müsiyatın düzenlemiş olduğu hep söylüyorum. Bir konferansta yakın zamanda dikkat edin en büyük şey geliyor, bir salgın geliyor dedim. Ve devletten beni kimse aramadı. Ya niye söylüyorsun böyle bir şey? O gün önlem alınsaydı ki COVID'in çıkmasından 6 ay önceden bahsediyorum hocam bu laf. Siz bildiğiniz için. O gün önlem alın. Ya bu birisi kulak verseydi. Yani şu anda yaşadıklarımız hem ekonomik olarak en azından önlem olarak hiçbir olmazdı. Yine aynı şeyi söylüyorum. Bakın şimdi komik gelebilir. O gün bunu söylediğimde de komik gelmişti insanlara. 2020 yılında tarih vererek söyledim. 2020 yılının sonuna kadar. Onun ardından bu olay 2021'in son çeyreğine kadar sürecek bir salgına hazırlık olsun insanlar dedim. Bunu ne zaman söyledim? İşte söylediğim tarihi siz de biliyorsunuz. Daha Covid'in kağısı konuşulmadan işte sınır güvenliği konferansında anlattığım şeyler. Bir yani de bilirsin, televizyonda göre takip ediyorum. Tabii edersin. televizyonda çıktığım ya daha Covid konuşulmadan izleyicilerimiz biliyor. Televizyonda çok sıkça anlattığım şey. O gün o önlemleri alsaydık bugün ee, ne maske sorunu, hani o gün için yaşay yaşadığımız kaosu düşün. Ne hani o kaosun oluşturulacağı hiçbir şey önümüzde yoktu. Şimdi yine aynı şeyi söylüyorum. Karanlığa karşı şimdi herkes gülüyor. Siz de aynı düşündüğünüz, sizle yapmış olduğunuz programlarda siz de özellikle bu enerjisiz dünyaya, karanlık dünyaya bir şekilde e, no, e, yani nokta atışı yapıyorsunuz. Dolayısıyla yani Türkiye mesela bu biraz evvel senin NASA'da verdiğin örneğe bağlı olarak dünya büyük bir elektrik kesintisiyle karşı karşıya kaldığında bölgesel olarak ülkenin elektrik ihtiyacını ayakta tutabilecek ben onun mühendislik teknolojisini bir an için kavramayabilirim. Evet. Ama açıkçası söylemek gerekirse tümüyle dijitalize olmuş bir sistemin yanı sıra bence analog olarak Bravo da uçan. Bunu aynen bir sınır yapıyı, konferansı açsınlar he, izlesinler aynen dediğim gibi ya, dijitalin yanında bir analog yapıyı, muhakkak Bir koyacaksın. yapıyı ayakta tutmamız gerekiyor. Evet. Ama şunu açık ve net söyleyeyim. Ee, Enerji Bakanlığımızdaki bu yeni zihinsel e, dönüşümün e, ciddi manada yürüdüğü bir süreçte e, bunlar pek rahatlıkla entelektüel anlamda konuşulabilir. E, eğer biz bugün milli sondaj e, ve sismik arama gemileriyle 405 milyar metreküplük doğalgazı bulabildiysek bu konuda bir duruş ortaya konduysa buna benzer bir şekilde önemli bir proje bir, bir karanlık dünya için evet. bir karanlık dünya için çok rahatlıkla hangi sistemler analog tutulmalı dünya böyle bir karanlık senaryosuyla karşı karşıya kaldığında Türkiye'nin enerji ihtiyacının böyle bir manyetik alan ve büyük bir dijital çöküşten korunması adına ne tür tedbirler alınabilir anlamda bunun Mühendislik dizaynını mutlaka düşünebilecek acayip insanlar, çok parlak insanlar var. Mutlaka bunu düşünürler. Evet, düşünmemizde de yarar var diye düşünüyorum. Hocam şimdi tabii baktığımız zaman genel e, hikayeler. Hiçbir şey çalışmıyor elektrik gittiğinde. Ya, tabii elektrik olmayınca hiçbir şey yok. Yani has, hastanelerde hiçbir şey çalışmıyor. Yani, yani süpermarketlerdeki bütün yiğitimiz tarla diyor, <laughs> evet. elektrik yok. E, mahsulü ne, nerede tabii, saklayacaksın? Bile. Yani ya sulayamayacaksın. Tabii. Nerede saklayacaksın? Bir de şimdi kıyamet senaryolarına gelelim. Ekonomiyle de siz bunu bir şekilde pekiştirin. Hocam şimdi bir, göç. Yani iklim e, değişikliğinden dolayı büyük bir göç bizi bekliyor. Buna hazırlık yani yapmamak herhalde büyük bir hata olur. Yani bugün işte e, bir savaştan yaşanan 4 milyonluk bir göç. Ee, hani Türkiye'nin hafızasında duruyor. Bu bir de e, iklimsel bir göç. Yani kuraklığa dayalı bir göç üzerinde, olursa nereye gider? Üzerinde çalışılan senaryoyu şöyle Lütfen. E, anlatayım. E, küresel iklim değişikliğinin olağanüstü seri tedbirler alınarak şu anda kırmızı çizgiye çok az bir süremiz kaldı. Yani eee red line'ı, o kırmızı çizgiyi e, havaya karbon salınımı noktasında, karbon emisyonu ile ilgili geçmemiz halinde zaten e, geri dönüş yok. Yani artık oradan rebound ettik, döndürdük, süper. Hayır. Dolayısıyla e, böyle bir kırmızı çizgi senaryosuna hızla yaklaştığımız bir süreçte senaryo şöyle yürüyor. <laughs> bir, e, Afrika'nın ortasındaki anormal kurak bir iklim kuşağı kuzeye kayıyor. Evet. Ee, sahra üstü Afrika'dan da bahsediyorsunuz. Kuzey dediğiniz. Evet. evet sahra evet. altı Afrika'sından bu sahra üstüye kayıyor. Evet. Ve daha beteri bir zamanlar Suudi Arabistan işte Körfez bölgesindeki ülkelerin ağırlıklı olarak muhatap olduğu hava sıcaklıkları artık Akdeniz kuşağına kayıyor. Akdeniz kuşağı 55-60 derecelerin konuşulduğu bir kuşak haline geliyor e, İspanya'nın ormanlarının büyük bir kısmı e, gidiyor ve bunun sonucunda e, Grönland'dan başlayarak e, o kadar büyük bir e, buz erimesi söz konusu oluyor ki o kadar açığa büyük miktarda tatlı su çıkıyor ki e, Atlantik okyanusunda tuzlu su e, e, oranının bozulmasından dolayı Gulf Stream dediğimiz sıcak akıntı tamamıyla duruyor, akamayacak hale geliyor. Ve bunun sonucunda büyük bir kutup dünyası başlıyor. O kutup dünyası süre gelirken aynı zamanda sular yaklaşık olarak 2 metrenin üzerinde yükseliyor. Hollanda'nın yaklaşık olarak %64'ü sular altında kalıyor. Ve Avrupa Birliği'nin NATO ile birlikte bu senaryoda yapmış olduğu hesaplamaya göre... 16 milyon insanın göç etmesi gerekiyor. Hocam çok büyük bir rakam. 16, 16 milyon, milyon insanın Avrupa'da evet. göç etmesi gerekiyor. İngiltere'nin çok büyük bir kısmını boşaltmak zorunda kalıyorlar. Hollanda'nın %78 nüfusunun başka bir yere kaydırılması gerekiyor. Kuzey Avrupa'yı söylemiyorum bile. İlk etapta 16 milyon insanın yerinin değiştirilmesi gerekiyor ve bu senaryo bu 7, senaryonun zamanı bu, bu, kaç yıllık bir e, yaklaşık diyorsun. olarak 2030'lara kadar bu 10 yıllık dönem içerisinde e, karbon salınımı konusunda tarihi tedbirler alınmazsa e, ve buna bağlı olarak bu büyük iklim değişikliği e, bu büyük iklim çöküşü ile ilgili olarak gereken tedbirler alınmazsa 2030'dan sonra zaten geri dönüş yok e, yaklaşık olarak 2050'ye doğru Artık dünyada çok ciddi manadaki kara toprağı ile vedalaşılıyor. Bazı devletler ortadan kalkıyor. Evet. Ve o dönemde 8 yıl önce NATO ve Avrupa Birliği'nde konuşulan bir konu şuydu. Acaba bu 16 milyon kaydılması gereken nüfusun 6 milyonunu Türkiye'ye barındırabilir mi diye. Evet. Hocam. Batı'dan doğuya kaçış tabii bu, şimdi iyi veya kötü yani Trump açıklamasında dedi ki biz bu senenin sonuna kadar yani belki seçim geçtikten sonra seçimi alalım sonra bakarız demiş olabilir kendi içinden siyasal olarak. Ama diyor ki biz bu senenin sonuna kadar aşıyı bulacağız. Fakat yine de ekonomistin ve Çetim Mouse'dan da almış olduğum analizler şunun üzerindeydi. Diyorlar ki biz her ihtimalde benim verdiğim tarihe yani 2021'in son çeyreğinde bu şekilde aşı, aşı bulunacak COVID ile ilgili ve yalnızca zengin ülkeler yararlanabilecek fakir ülkeler bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Anon yani ne olacağını evet. bilmiyoruz. Hocam şimdi e, bu aynı zamanda bu operasyon nüfusu azaltmakla ilgili değil mi? Yani şimdi şöyle düşünün bir anda işte 4 milyon e, mülteci geldi. Biz bu mülteciye Türkiye olarak göğsümüzü açtık. Bunların hepsi bizim kardeşimizdir dedik. Ama 4 milyon. Bu 10 milyon olduğu zaman ne olacaktı? 16 milyon dediğiniz rakamlar olsaydı ne olacaktı? Yani büyük kırılmalar, krizler e, bu göçlerle birlikte karşımıza yani bu, çıkacak. Bu, mı? bu sebep bu saymış olduğumuz sebeplere dayalı e, sadece Afrika'dan olacağını zannettiğimiz ama Avrupa'nın göbeğinde bile Herhangi bir nedenle yaşanabileceğine de hazırlıklı olmamız gereken büyük göçlerin genel manada ekonomik, toplumsal ve siyasal anlamda ne kadar büyük çöküşlere sebep olacağını hayal bile demeyiz. Hollanda'nın Hollanda nüfusunun yarısından fazlasının ülke dışına göç etmek zorunda olduğu bir süreç sonrasında Hollanda'da seçim yapsan ne olacak? falan yapsan O ne zaman olacak? bahsetmiş yapsan olduğunuz gibi yani, otokrasinin çok değerli olduğu bir döneme gideceğiz çünkü çok, hani çok yani dolayısıyla e, hani parlamenter sistem böyle bir yapı içerisinde yaşama şansı e, bulabilir mi? Çünkü öyle olaylarla karşılaşır hale gelecek ki devletler yok biz bunu parlamentoya götürelim de orada demokratik ortamda oylayalım da ne oylaması kardeşim oradan 20 milyon adam kalkmış bana doğru yürüyor. Bana doğru yürüyor. Yani ne yapacağım? Yani, e, ya sınırda bütün orduyu sınıra dayayıp bu insanlar ay kardeşim buraya giremezseniz başka bir ülkeye doğru gidin mi diyeceksin? Avrupa Avrupa'nın bir ülkesi olarak bir başka Avrupa ülkesinden yaşamak için sana gelen adamlara silah mı doğrultacaksın falan. Şimdi bunlar böyle hayal, fantastik. Ben ya, de onu söyleyecektim. Falan. Ya Bravo. Değil, değil. Yani... E, Gerçekten insanoğlunu ürkütmemek adına ben şimdi mesela Hocam şöyle bir örnek verelim. Bir bir şey evet. vereyim çok affına sığınarak. Ursula von der Leyen evet. Avrupa Birliği'nin yeni komisyon başkanı aslında gizli başbakan. Örtülü Doğrudur. başbakan. Green Deal diye yeni yeşil düzen diye 2019'dan beri bir bir sistem. şey bir şeyi söylüyor. Evet. Avrupa Birliği'nin yeni yeşil düzeni. Diyorlar ki Avrupa Birliği'ne Avrupa Birliği dünyanın 6.2 trilyon dolarla en büyük ithalatını yapan coğrafya bize mal satmak istiyorsan e, karbon emisyonunu aşağıya indirmeden senden bundan sonra mal almayacağım. Çünkü şunu gördüler. Herkes işte Afrika Afrika? Hayır, küresel iklim değişikliği geri dönülemeyecek noktaya geldiğinde en büyük felaketi yaşayacak olan coğrafyalardan bir tanesi yeni buzul çağı ve suların yükselmesiyle birlikte Avrupa. Avrupa tarihinin en korkutucu şeylerini yaşayacak. Orta karar bir senaryoda bile 16 milyon insanın yerini 16 milyon refah düzeyi yüksek bir Avrupa vatandaşının artık kendi ülkesinde bir daha yaşayamayacağı ihtimaliyle yer değiştirdiği, yer değiştirmek zorunda kalacağı bir dünyayı konuşuyoruz. Yani şimdi Avrupa Avrupa bunların hepsinin Hocam, farkında. Hocam soru geldi bir tane. Bakın şunu söylüyor. Diyor ki ya sevgili dostlar bizim burada anlattığımız şey ben Covid yokken 6 ay önce size 2020'de bir Covid dünyayı saracak dediğimde şu anda onu konuşuyor olsaydık ne hissediyorsanız onları konuşuyoruz aslında. Yani hiç olmayacak bir şey yaşadı dünya. Ne yaşadı? Japonlarda filan, uzak doğuda maskeler görüyorduk, dalga geçiyorduk. Hepiniz maske takıyorsunuz. Türkler için sarılmak, tokalaşmak, el öpmek önemliyken şimdi başka bir sosyal alemde yaşıyorsunuz. Yani okullara gidemiyorsunuz. Sinemalara gidemiyorsunuz. Yani otobüslere binmekten çekiniyorsunuz. Bakın. Ya şu onu anda bırak, başınıza onu gelen bırak kendi iş yeriyle konuşup bak sana ne diyor. Evet. Kendi iş yeriyle konuşup e, Türkiye'nin bir daha az nüfuslu bir yerinde inzivaya çekilmiş insan, insanları yani kim? bunlar sosyal insanlar yapacağına değil Yapacağına asla inanmayacağın adamlar. Yani şunu söylemek istiyorum. Bu anlattığı Kerem Hoca'nın anlattığı ağzına sağlık Kerem burada yani çünkü bunları söylememiz lazım ki insanlar ona göre yani yeni dünya sınarak, düzeni dedinlen sabahtan asım akşama kadar anlasınlar. Sabahtan akşama kadar enflasyon tabii ki bunlar önemli. Yani enflasyonla mücadele önemli, e, Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınması, cari işlemler dengesi, iktisatçı olarak memleketimin bu tür makro göstergelerine herhalde hassasım. Bununla ilgili bir mücadele veriliyor vesaire. Bundan bahsetmiyorum ama ben e, aynı zamanda bu ülkenin Entelektüel anlamda yetiştirilmiş bir insanı olarak önümüzdeki 5, 10, 25 ve 50 yılda dünyayı her anlamda etkileyecek, dünyanın çok önemli e, entelektüel merkezlerinde uzay çalışmaları, gökyüzü çalışmaları, e, ekolojik çalışmalarla ilgili çok derin araştırmaların yapıldığı yerlerde dünyanın ne tür senaryolarla karşı karşıya kalacağına dair bu ağır e, meseleleri ...araştırmak durumundayım. Millet niye, Antark şey niye Antarktika'ya gidiliyor? Kompliman olarak bakma Kerem. Yani... E, ...hani birkaç kişiden birisin. Yani bu kadar... E, ...multikültürel... ...kültürel analizler yapıp... ...yani geleceği gerçek anlamda... ...hani ekonomiste sorduğumuz zaman... ...şöyle diyorlar. Ben YouTube'da dalga geçiyorum bu adamlarla. Yani... Adam diyor ki, şimdi biraz sonra size söyleyeceğim, dolar yarın ne olacak? Ya ben 60 yaşındayım, dolar devamlı arttı kardeşim, benim şöyle... Çünkü parayı, yani kağıdı, dolar denilen şey altına endeksi değil ve adamın bir basmaya devam ediyor. Biz burada ne kadar çalışırsak. Bir kadar... sabah kalktığında bütün küresel finans sisteminde, bütün dolar ödeme sisteminin küresel dolar ödeme sisteminin tümüyle çöktüğü bir sabah uyandığında ne diyeceksin bir iktisatçı olarak? O günle ilgili ne tür bir hazırlığın var? Büyük reset söz konusu olduğunda bu ülkenin, Türkiye Cumhuriyeti devletinin, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının milli servetlerini korumak üzere yeni bir milli ekonomi inşa ederek bununla ilgili gerekli tedbirleri almaman halinde adamlar gelip kapını çalıp babacım hadi bakalım sistemi resetledik. Sen bütün bu milli servetlerinin tümünü ödeme aracı olarak bize vereceksin dediklerinde dünyada böyle bir servet el değiştirimi söz konusu olduğunda Türkiye'yi bunları hazırlamayacak mıyız? Bütün konular bu mu? Yani e, neoliberal, ortodokslar vesaire falan filan. Ya neoliberal, ortodokslar gerçekten çok acayip bir dünyada yaşıyorlar. Çok hayretle karşılıyorum. Keynesyenciler, bizim gibi Keynesyenciler her zaman aşağılanır. Her zaman küçük görülürüz. Aa bunlar popülist. Bunlar hep böyle hükümetleri para ve maliye politikasında gevşek olmaya hep özendiren falan. Ama sonra neoliberallerin sebep olduğu bütün krizler yaşandıktan sonra konu yine Keynesiyancılara gelir. Yine iş bize düşer. Dolayısıyla konu aman sadece Merkez Bankası faiz indirdi, faiz bilmem ne oldu falan filan. Peki ülkenin milli servetiyle, milli varlıkları ile ilgili gelecek hazırlığı, ülkenin kendi milli teknolojisiyle kendi uzayını, kendi hava alanını, kendi deniz alanını yani mavi vatan deyince bu sadece denizlerimizde değil aynı zamanda denizden yansıyan rengiyle ya da zaten o mavi olduğu için denizin rengi de zaten ondan yoksa Tabii, yoksa su, gökyüzü mavi olamaz gök, gökyüzü zaten mavi olduğu için deniz mavi. Dolayısıyla mavi vatan dediğin olay sadece denizle değil aynı zamanda hava ve uzay alanıyla da e, kaplıyor. Dolayısıyla mavi vatanı oluştururken uzay ve gökyüzünü de yakın e, zamanda hani buradan onu da söyleyebiliriz. Hani o yüzden olur. hani Türkiye neyin hazırlığını yapıyoruz? Ayla ve e, uzay çalışmaları yakın zamanda arka arkaya gelip e, büyük projelere imza atacak. Türkiye'ye mi kalmış Antarktika'da eee bilim araştırma merkezi. Türkiye'ye mi kalmış uzayda gökyüzünde bilmem ne bize mi kaldı uzay aracı bize mi bilmem ne hocam şimdi peki na, yani nasıl hazırlayacağız Türkiye'yi tabii ne yapacağız biat kültürü tabii. efendim Atlantik ittifakı Türkiye'ye ne rol biçtiyse tabii. işte Onu ceketin Doları kolu bu kadar öyle belirleyecek işte. ha, evet. ondan sonra ama ne, o ha, onlara biat etmemiz karşılığında da e, dolar 2 lira olsun e, biz Paris'te Eyfel Kulesi'nin altında yeter yeter yeter, yeter ki e, işte Fin katalım, ondan evet. sonra bilmem ne yapalım. Avrupa'ya tatil'e gitmek bize ucuz gelsin. Hocam bu ya yani. diye bir e, ad, e, isimli arkadaşımız internetsiz kalsaydıma mı etiketimize yazmış. Ertan Üzüit Madagaskar'da diyor kuraklık ve onun sonucunda açlık ve ölümler başladı bile doğru yerdesiniz diye söylüyor. Ben bir ya, e, grafik göstermek çekir, istiyorum. Bu dünya İspan şu anda İspanyol gribinde bu arada ekranı çok etsin, Dünya dostlar. şu anda tarihi bir çekirge saldırısı yaşıyor. Ben soruyorum e, bu ülkenin insanlarına, yeryüzünün şu anda yaşamakta olduğu e, Çin'den, Pakistan, Bangladeş üzerinden Afrika'ya doğru uzanmakta olan ürkütücü boyuttaki çekirge saldırısıyla ilgili e, ya dünya medyasında bir satır bir şey yok doğduruz ya. Hocam ben devamlı paylaşıyorum, takipçiler görüyordur. Ya Endonezya hemen hemen yani büyük bir travma yaşıyor bununla ilgili. Oradan okuyabilirler. Afrika'yı biliyorsunuz çoktan geçti. Ee, gelebilir mi bu İspanyol gribi e, grafiğim? E, heh, şimdi hocam, bakın, tarih 16 Mayıs 19, e, 2019. Bu bizim bildiğimiz 919'daki İspanyol gribinin yol haritası. Yani bir grip e, salgını oluyor birinci nokta izleyicilerimiz görüyor. Ondan sonra ardından ikinci bir noktayla ikinci bir salgın oluyor. Dolayısıyla diyorsun ki bak şimdi bu Covid'deki birinci dalgayı geçtik. Şu Tabii. 1918'de bu 24 Ağustos, 21 Eylül orası normalleşmeydi Aynen hocam. Dünya bir şablondur bu. Dünya Sağlık Örgütü diyor ki kendimizi zor bir kışa hazırlayalım. Al evet. sana ikinci Al dalga. Al sana ikinci salgın ve üçüncü dalga. Yani evet. şunu söylüyorum ben bunu acaba salgın ilk çıktığında dediler ki ya işte salgın gelir geçer. Hayır geçmeyecek dedim. Bu program bittikten sonra Twitter'ımdan o tarihle ilgili yapmış olduğum programı yayınlayacağım. Bakın bu şablonun aynısı olacak. Çünkü bu şey virüs dediğimiz şey laboratuvarda üretildi dedim ve aynı ritüelle devam edecek. Çünkü ritüele uymak zorundalar. Üst akıl ritüelsiz hareket edemez. Herhangi bir salgın bir ilkini hissettirir. Ben geldim. Siz de sanırsınız ki aa tamam işte bu kadar. Sonra bir duraklama dönemine geçer. Ardındaki kışta en büyük ölüm olayları, şimdi dünyada daha büyük ölüm olayları göreceksiniz ki Avrupa kapatmaya başladı, Amerika ne oluyor dedi, Türkiye'de de olaylar artmaya başladı. Üçüncü dalga birinciden daha büyük de gelecek. Yine aşağıya çıkacak, yine bu e, salgın buradaki haritanın aynısıyla eş değer hareket edecektir. Türkiye'yi bu işten e, sağ salimen çıkarıp e, dünyada bu Covid-19'da mücadelede en büyük başarıyı yakalamış ilk 5 ülke arasına alabilmek tamamıyla bizim hassasiyetimizle alakalı. Yani bunu maske tak. Bunu bunu ciddi Sosyal alacağız, mesafeyi kardeşim. koru. Alacağız. Elini bol bol dezenfekte yani, et. Efendim neymiş işte maskeyle nefes alamıyorum. Ben martın 3. haftasından beri çift maskeyle dolaşıyorum. Benim ne suçum var, ne kabahatim var? Hocam bu arada Amerika'da çift garip bir araştırma ya. yapıldı. E, maske takanlar ve takmayanlar arasında gariptir bak. Belki de bu bir dezonformasyon da olabilir ama e, bu kuruluş dedi ki maske takanlarda daha çok covid gözüküyor diye ya bir açıklama çünkü e, ben sıkılgan adamım deyip de affedersin sürekli elinle e, ellerini yıkamadan ya da eden sürekli olarak maskeni ellersen tabii olur. Çünkü o mask yani maske taktığını iddia eden adam benim gibi muhtemelen deli gibi takmıyordur ki. Ben bit hiç çıkarmıyorum ve hiç ellemiyorum. Gün içerisinde burnum kaşınsa bile burnumu kaşımıyorum. Hocam. Yani bu işin raconu bu. Hocam yani, şimdi e, son dört 4 dakikamıza girdik. Fahrettin Bakanımız yani, yani, yani elinden gelen son gayretle ...yav şunu yönetelim diye bir çağrıda bulunuyor. Yani hakikaten şu işi ciddiye alsak. Ama yani görüyorum... ...özellikle genç nesilde bakıyorum... ...kafelerde iç içe oturuyorlar... ...yani maske kullanımı sıfıra yakın... ...sokakta maske dolaşmak biraz yokuş çıkınca... ...ay fenalık geldi falan hemen açmalar. Ee, çarşamba günü sevgili Rauf Taber... ...beni bir restorana çağırdı ve arkadaşlarımızla birlikte restorana gittik. Davetliydim. Felaketti ortalık. Ne maske, ne hani... Hiç yokmuş gibi. Hiç yokmuş gibi. Buradan da Rauf abiye çok selamlar olsun. Çok iyi takipçi biz olduğunu biliyoruz. Şimdi şöyle, hocam son 4 dakika bir resim daha var. Onun üzerine kısa bir yorum yapalım. Son sözlerinizi alıp programı kapatacağız. Profesiyel Profesyonel Engineering'in bir kapağı var onu da bir yayınlarsak onunla ilgili de sorular soracağım. Orada şöyle diyor ventilatör challenge diye bir şeyden bahsediyor. Diyor ki tüm dünyadaki sanayi İngiliz sanayisi özellikle diyor ki şekil değiştirip yalnızca sağlıkla ilgili yani işte burada bir akciğer ve çeşitli sanayiden elektronikten işte metal sanayiye kadar Hepsi birleşerek bundan sonra sağlıkla ilgili enstrümanlar veyahut da teçhizatlar üretmek zorundadır diyor. İşte biz bunu yap. yaptık. Evet. Ee, Türkiye'nin savunma endüstrisindeki firmaları başta olmak üzere ülkenin sanayileşmedeki en önemli kurumları bir araya gelerek Türkiye'nin e, vantilatör e, cihazını büyük miktarda üretip hatta ihtiyaç olan ülkelere buradan ihraç etme noktasında bile bir başarıya imza attık. Yani e, hani Türkiye olarak bazen bazı şeyleri yapabilme gayretimize de aslında biraz şefkat gösterelim. Biz şu dönemde kendimize ciddi manada şefkat göstermeyi artık terk etmiş bir konumdayız. Ülkemize karşı ülkede ortaya konan birçok konuyla ilgili mücadeleye karşı çok şefkatsiz bir dönemin içinden geçiyoruz. Kendimize hiçbir şey layık hiçbir şeyi kendimize layık görmüyoruz. Yapılmaya gayret edilen şeylerin bizimle ne alakası var? Biz mi bunları falan gibi. Yani çok kendimize karşı, çok iyi bir ülkemize olur. karşı çok şefkatsiz olduğumuz bir dönem içinden geçiyoruz. Benim gibi bir 20. yüzyıl insanı için bunları görmek tabii çok üzücü. Hocam bitcoin sanal paralar e, bir olaydın yazmış. Olası bir senaryoda diyor sistem kapandığında ne olacak diyor. Valla Japon Merkez Bankası biz bu konuyu ciddiye aldık. Çalışmaları hızlandırıyoruz dedi. Powell biz de radara aldık dedi. Dünyadaki merkez bankaları dijital parayla ilgili olarak neyin hazırlığını yapıyorlar? Benim her zaman korktuğum şey rahmetli Demir Demirgil ve rahmetli Erdoğan Halkin'in gerçekten bir esprileriydi o. Şimdi tabii onu alenen o hareketle birlikte yapamam. Aralarında şöyle bir esprileri vardı. Bu evet. kadar büyük bir Amerikan doları basılmış bir Amerikan dolarında yeni bir sisteme geçerken işte bütün dünyayı topluyor Amerika ve diyor ki ben Amerikan dolarını değiştirdim, yeşil Amerikan dolarları yerine yeni bir mavi evet. Amerikan doları. Yani dolayısıyla bir gün diyecekler ki Big Reset bittik artık dolar, yeni bir dijital parayla. E ...artık yeni bir dünya kuruluyor diyecekler. Buna hazırlık yapılıyor. E bu, yani bunların hepsini dikkate almamız Ceren, lazım. Kerem çok teşekkür ederim. Müthiş Ceren. bir program oldu. Estağfurullah yani, yok. Farklı konuları Çok müthiş değişti. bir program olmamıştır. Yok yok yani. şöyle güzel. Yani senin zekan bu konularda farklı e, konuları da içerdiği için... ...ekonomiyi de bu işin içine koyuyoruz. Müthiş bir program oluyor. Yine teşekkür ediyorum. Ben ne teşekkür güzel edeyim. oldu. Bir program daha bitti böyle. Bir dahaki hafta yeni bir konu ve konuklarla olacağız... Bu haftanın sözü şöyle olsun arkadaşlar. Paranın satın alamayacağı bir şeye sahipseniz o zaman çok ama çok zenginsiniz. Hayırlı akşamlar olsun. Ve ona sahip çıkın tabii. Tabii, ona sahip çıkın efendim. Bir dahaki hafta görüşmek üzere. Çok teşekkür ediyorum. Geldik.